Hanımlar beyler, muhabbet kralına hoş geldiniz. Bu gece hep birlikte gaslighting, love bombing ve ghosting konuşacağız. Bu kelimeleri büyük ihtimalle tanımıyor olabilirsiniz ama bunların hepsi flörtteki şiddeti tanımlayan sıfatlar. Bugün aşk güzel bir şey ama terör, şiddet, yoksun bırakma bunlar da çok kötü şeyler. Sayın konuklarımla hep birlikte acaba birbirimizi severken kötülük mü yapıyoruz? Şiddete mi başvuruyoruz? Bunu bir kere daha anlamak için hep birlikte konuşacağız. Konuklarım Doktor Kenan Eren, psikiyatristsiniz. Psikoterapi ve aynı zamanda cinsel terapi de sizin alanınızda. Sayın Bahar Tezcan, doktor, psikiyatrist. Aynı zamanda kitaplarınız var. Birazdan söz edeceğim onlardan. Aysu Melis Bağlan, siz de avukatsınız. Hem sporla ilgilisiniz hem de ilişkilerle ilgilisiniz. Ve daha önce de programımıza katılmış olan çok sevgili doktorumuz Başar Akman, psikiyatrist. Aynı zamanda evlilik terapisiyle ilgili de çalışmalar yapıyor. Peki, flörtte şiddeti konuşacağız. Hemen hanımefendiden sizden başlayarak. Flört size göre nerede şiddet içermeye başlıyor ve neden fark edilmiyor, farkına varmıyoruz? Politically correct bir hayata geçiyoruz artık. Gençlerle beraber, bütün dünyayla beraber. Eskiden pek de önemsemediğimiz söylemler şimdi dava konusu olmaya kadar gidiyor. İlişkide kimi sözlerin artık söylenmesinde tutumlu olmak gerekiyor. Kimi şeyleri yaparken tutumlu olmak gerekiyor. Seni öyle seviyorum ki dünyayı yıkarım ama seni de yıkarım gibi söylemler, şantaj ya da tehdit kabul edilip mahkemeye başvurulabiliyor. Buyurun efendim. Flört halinde duygusal anlamda ne yaşadığımızı zaten hepimiz deneyimliyoruz. Ama bunun içinde ne zaman şiddet, duygusal şiddet unsuru girerse artık biz flört olayının içinde bir şiddetten bahsedebiliyoruz. Fiziksel şiddet hepimizin çok iyi tanıdığı bir durum. Zaten fiziksel şiddet somut bir olay ve adını çok rahatlıkla koyduğumuz ve flörtün çok erken aşamasında tanıdığımız bir durumdu. Ama duygusal şiddet daha yeni, belki de son 10 yılda bu kadar güzel tanımlandı. Adı kondu, sınırları çizildi. Orada ne yaşadığımıza dair net verilerimiz var artık. Dolayısıyla artık bir duygusal şiddet kavramımız var. Duygusal ihmal belki de en yaygın olanlardan birisi ve gerçekten de en çok atlanan durum ve çok yaygın. Aynı şekilde istismar da öyle. Flört halindeyken bir şeyleri, flört halini devam ettirmek istiyorsak ve çok da narsistik bir yapımız yoksa, beklentilerimiz çok yoğun değilse, oldurmaya çalışma durumumuzda başka manevralar yapıyoruz. Benim duygularımı anlamıyor olabilir ama çeşitli bahanelerle bunun adını değiştirebiliyoruz. Bu benim duygularım, ben kendi içimde halletmem gerekiyor. Benim beklentilerimin karşılığını vermeyebilir gibi. Kendimizce bir takım çıkarımlar yapabiliyoruz. Dolayısıyla ihmal edilmemizi çok uzun zaman adını koymayı geciktirebiliyoruz. Burada küçük bir parantez. İhmal edilme durumu, ihmal edilen, sevilmeyen, aranmayan, hali hatırı sorulmayan, ihtiyaçları görülmeyen. Bu flörtte değil mi? Flört döneminde. Evet. Peki, şimdi burada flört demek döneminde. Ki bir düşünce değişikliği yani. Modern zamanlarda bir düşünce değişikliği. Çünkü eğer bu sadece bir flörtse, önemsizleştirmiyorum ama yani bir evlilik yoksa, çocuklar yoksa, bir aile bütününde bir aile sorumluluğu yoksa zaten oluru budur mu diyoruz filmde? Bir de ne kadar işte şeyler, akıl fikir verenler, ilişki guruları, şunlar bunlar da hep böyle taktikler öğretmiyorlar mı? İşte bir ara, bir daha arama, bir hareket yap, sonra şaşırt, strateji falan filan. Oldu mis gibi ilişki, bir satranç oyunu, satranç oyunundan da çıkaralım, ayıp etmeyelim satranca, bir savaş satesine döndü. Bir çeşit konsol oyununa döndürdük ilişkimizi, değil mi? Tam da manipülasyondan. Manipülasyonlardan bahsediyoruz. Manipülasyon ve stratejilerden onlar olmayacak. Peki onları yapıyor, seni aşık ediyor da
Sen de bundan üzülüyorsun. Stratejilerle zaten beni aşık ettiyse bir süre sonra o stratejilerin hepsi çöpe gidecek ve gerçeğimiz ortaya çıkacak. İşte zaten sonra da boşanıyoruz. Aynen öyle. Flört çünkü de bütün zaten manipülasyonlar, evet, yani kendini hoş göstermeler. Tabii. Dolayısıyla aslında tam da şiddet içeriğini anlatırken duygusal manipülasyondan da bahsediyoruz. Biz manipüle edildiğimiz durumda bir duygusal şiddete maruz kaldığımızı bilmek durumundayız. Ya da işte love bombing dediğimiz aşk bombalaması, tam da anlattığınız durumun versiyonları. Buradaki iş çok stratejik bir şekilde karşı tarafı elde edebilmek amacıyla hikayeyi o kadar yüksekten başlatır ki çok kısa bir zaman diliminde onu henüz hala tanımamış olmasına rağmen çok büyük sevgilerden, çok büyük Shakespearean aşklardan, çok büyük yatırımlardan, duygusal yatırımlardan bahseder ve onu çok biricik hissettirir. Ve şöyle bir durum vardır, sen hayatımda gördüğüm o ilk kadınsın, o ilk erkeksin. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Ve bu çok etkileyici bir şey çünkü herkes biricik olmak istiyor. Tam burada duralım. Şimdi bu narsistik ya da narsistik hangisini söylemek lazım doktor? Narsistik daha doğru ama narsistik. Yani alışılık peki, olan narsistik. Bu tip narsist karakterler, bir böyle insanlar. Örneğin ben böyleyim. Bir sürü insan beni öyle görür, ben de herhalde böyleyim diye düşünüyorum. Belki de değilim, bilmiyorum ama çevremde çok var, gösteri dünyası içerisinde. Ama bir yandan da düz insanlar var. Düz mü diyelim, doğal narsistik mı diyelim, olmayanlar, olduğu gibi mi diyelim. Bu insanlara da böyle bir taktik veriliyor. Yani o böyle olmasa bile arkadaşı, abisi, annesi, babası belki. Yani biraz işte kıza bir şeyler söyle, bir sözler ver. İşte şöyle doğru yaparım de, böyle yaparım de, evet, bir hayal koy masaya, ortaya. Evet. Doğru. Ha, yani. Bir çekim için gerçekten bu şart olabilir. İlk başta hakikaten bize bir vaatle gelmesi. Bir oğlan da kız diye ayırmayalım da bir kız da belki onu şey yapıyor. Sana şöyle yaparım, böyle tabii, ederim. Evet. Ve karşılıklı falan olarak bunların verilmesi zaten aşkı oluşturuyor. Flörtü oluşturan meseleler. Birbirimize çok sıradan geldiğimiz zaman zaten o kimyamız oluşmuyor. Bütün mesele şu ki aşk bombalaması dediğimiz durumda ve narsistiklerin genellikle yaptığı şey daha sonra bunu tutarlı bir şekilde sürdüremiyor olmaları. Bu yatırımı çok keskin bir şekilde bu duygu halinden çıkarıp çok başka bir duygu haline atabiliyor. Yani birdenbire o size bayılan, sizin için son derece bütün hayatını değiştirebilecek olan, dünyayı yakabilen kadın ya da adam gidiyor. Onun yerine sizi çok da görmeyen, umursamayan, artık sizinle bir duygusal bağında bölünmeler olan başka birisi geliyor. Sonra zaman geçiyor, bir süre sonra tekrardan o duygusal yükseklik geri geliyor. Yani sürekli bir kafa karıştırıcı durumun içinde oluyoruz. Özür zaten dilerim. Fark bu. Ama aklıma şunu da getiriyorsunuz. Yani tamam, bunu evet artık bir ayıp olarak değerlendireceksek bu yüzyılda, peki şairleri ne yapacağız? Yani bu Atilla İlhanlara, Orhan Veli'lere, ondan sonra daha sayamayacağım Nazım Hikmetlere, bu, onlara, onlar o şiirleri kime yazdılarsa, ünlüler böyle çıkıyor diyorsunuz. Peki ki yazdılarsa onlar hepsine dava mı açacağız? Yok, dava açmayacağız zaten. Belki bir kıza yazdı, onu ortalığa yazmadı. Bilmiyoruz. Belki bu şiiri yazdılar ama sonrasında hakikaten bunun arkasında durabildiler ve bu ilişkiyi tutarlı bir şekilde devam ettirebildiler. Yok canım, öyle bir şekilde. Ya da sevgi yatırımı yaptılar. Bilmiyoruz şarkıları ki ne yaşadılar. Şarkıları ürün gerçekten de bu aşkın en yüksek olduğu, duyguların en yüksek olduğu durumlarda verilebilir. Biliyor ama gerçek hayat bu ürünlerle devam etmediği için birbirimize sürekli o şiirleri ve ürünleri vererek devam etmediğimiz ve herkes de sanatçı olmadığı için dolayısıyla bir flörtün, bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için başka parametreler gerekiyor. Bir sevgi ve bir duygu ve bilinçli bir şekilde birbirimizi görebilmemiz, duygularımızı anlayabilmemiz, kişiliğini görebilmemiz ve saygı duyabilmemiz, birbirimize alan tanıyabilmemiz gibi pek çok faktör devreye giriyor. Dolayısıyla o işte filmlerde gördüğümüz hikayeler, kurgusal hikayeler ya da şiirlerde bizi her ne kadar içine çekse ve bu aşkı yaşamak için, yani tutuşsak da tekrardan bir bütün olabilmek için, o anneyle yaşadığımız o ilk hemhal haline dönebilmek için çok yanıp tutuşsak da gerçek hayat dediğimiz daha sonrasında hikayenin sonunda olaylar böyle işlemiyor. Sağlıklı ve bütünlüklü bir yere doğru gittiği zaman zaten şiddet olmuş olmuyor hikayenin içerisinde. Bir daha duralım, özür dilerim. Bir soru daha soracağım hep beraber konuşulması için. Şimdi ilişkilerde artık
biraz daha akıl fikri, mantığı ortaya çıkarmayı öneriyoruz demek ki. Çünkü öbürü artık suça giriyor. Değil, duygu yönetimi şahit. Evet ama ben seni aşkımla ya bu da bir suç, kandırıyorum seni. Yani tırnak içinde suç. Hani ne kadar yasalarla cezalandırılır o avukatların tartışma konusu. Size döneceğiz. Ama bir yandan da seni bombalıyorum, seni manipüle ediyorum, seni kandırıyorum. Evet. Amacıma ulaşmak için. Tek gecelik bir ilişki için ya da bir süre flört etmek için ya da evlenmek için bu ondan sonra evet. Tabii iş toplumun kabul ettiği sınırlara giriyor. Yani evleniyorsan, çocuk yapacaksan, üretim yapacaksan tamam amenna aferin bombala yürü filan gibilerden. Burası güzel. Burası tamam. Buna demek ki dikkat edeceğiz. Yani demek ki daha tutumlu olacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Yapamayacağımız şeylerle kandırmaya çalışmayacağız. Güzel. Peki hangi çocuk bunu yapıyor? Şu anda nasıl yetişmiş olan çocuklar yapıyor bunu? Kız yapmayacaklar bunu, kız ya da erkek. Annelerinin ve babalarının love bombing yaptığı çocuklar yapıyor. Yani biz... Ya da çok duygusal olarak eksik bıraktığı çocuklar evet, yapıyor. Ama şimdi, evet ama yani, şimdi tabii farklı farklı ama eski nesilde anne babaların, hangi anne baba eski nesilde çocuğun uykusu geldi kalkalım deyip toparlanıp eve giderdi? Çok az. Şimdi hepsi gidiyor. Aa çocuğun uykusu geldi. Neredeyse mesela bir gösteride, bir yemekte ya da bir misafirlikte ya da başka bir yerde çocuğun uykusu geldi. Koşup eskiden sizin bizim nesillerimiz bir sandalyeler bir araya getirilerek üzerinde uyutulan çocuklardı. Uyum sağladı. Anne baba eve gittiği zaman eve gidip uyurduk, sandalye üzerinde uyurduk. Şimdi öyle bir şey yok. Bize bu love bombing'i, herkesin hayatı farklı ama bize yapmadılar. Şimdi ya boşanmış çiftler, ya boşanmamış diğer anne babalardan örnek alan çiftler çocuklarına bu love bombing'i yapıyorlar. Şimdi ne diyeceğiz bu çocuklara? Siz böyle yetiştirildiniz ama ve lakin siz flörtlerinize, eşlerinize bunu yapmayın mı diyeceğiz? Aslında buyurun, şöyle efendim. Bir şey var. Çok haklısınız. Love bombing'e maruz kalan çocuklar da daha sonra bunu uygulayabiliyorlar ya da tam tersi duygusal olarak ihmal edilmiş ve daha da çok aslında bu görülüyor. Yani narsistik yapılanmanın altında bu var ama bir yandan da duygusal olarak ihmal edilmiş, sevgisiz bırakılmış, şefkat gösterilmemiş, anlaşılmamış, içi fakirleştirilmiş olan çocukların bir savunma mekanizması olarak zaten bu narsistik yatırımları yaptığını görüyoruz. Doğru. Vurgulamak isterim. Yani şimdi bu duygusal şiddet, flört döneminde yaşananlar, hani bunun tabii ki kökeninde nasıl ilişki kuruyor insanlar ve dediğiniz soru zaten meselenin özünü oluşturuyor bence. Yani İlişki kurmayı nasıl öğreniyoruz? Sevmeyi, sevilmeyi nasıl öğreniyoruz? Nasıl bağ kuruyoruz? Hani nasıl rol modellerin içinde büyüyoruz? Nasıl bir çevrenin, kültürün, ailenin içine doğuyoruz? Aslında hikaye tabii oradan başlıyor ve hani şöyle bir şey vurgulanıyor çocuk eğitiminde. Bir anne babanın en temel sorumluluklarından biri şey deniyor. Çocuğu çocukla tanıştırmak. Yani her kimse, yani yavrum ben seni sen olduğun için seviyorum. Senin şöyle olumlu yönlerin var, şöyle olumsuz yönlerin var. Senin bütününü seviyorum. Ve yanlış bir şey yaparsan da yanlış derim. Beni daha az seveceksen bile. Ama hani dediğiniz gibi hani nesilden nesile aktarılan bir takım böyle ebeveyn suçlulukları oluyor. İşte boşanmalar arttı, hani ebeveynler kendini suçlu hissediyorlar falan derken gerçekten çocuğa hem sahici şefkat gösterme biraz bozuluyor, hem sınır koymalar azalıyor. Ve hani sevme, sevilme, bağ kurma stilimiz değişiyor. Şimdi çok kabaca iki tip ilişki kurma biçimi vardır denir. İki tip sevgi tipi vardır denir. Bir tanesine şey denir. Hani sevilme ihtiyacı. Sevilmek istiyorum. Annem beni sevsin istiyorum. Babam sevsin. Sevgilim beni sevsin. Sevilmek istiyorum. İlgi görmek istiyorum. Onaylanmak istiyorum. Hatta korkuyorum kabul görmemekten, onaylanmamaktan. Çok korkuyorum. Hem ihtiyaç duyuyorum hem korkuyorum. Ama özgürlüğe de ihtiyaç duyuyorum. Hani annemden babamdan biraz uzaklaşmak da istiyorum. Özgürlük de istiyorum. Yakınlık da istiyorum. Yalnızlığa da ihtiyaç duyuyorum. Biraz mesafeye de ihtiyaç duyuyorum. Ama yakınlığa da ihtiyaç duyuyorum. Hani böyle bir ikilemlerle büyüyoruz. Hepimiz insan yavrusu olarak. Yani Nesrin Selim'in narsist diye bir laf geçti. Hepimizin bir tarafı narsist. Narsist şu demek aslında. Yani kendimizle tanıştırılmamışız. Orijinal kendimizle. Tam kendimizi tanımıyoruz. Yani biz diye bir şeyin içine doğuyoruz. Bir coğrafyanın içine doğuyoruz. Bir kültürün içine doğuyoruz. Bir ailenin içine doğuyoruz. Hani bunu biz seçmiyoruz. Başımıza geliyor. Ve orada hani edindiğimiz şey sevilme ihtiyacı. Pasif bir şekilde buna toy sevgi deniyor, olgunlaşmamış sevgi deniyor. Sevilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Hatta bunu biraz böyle muhtaç düzeyinde yaşıyoruz bebekken, çocukken.
hayat ilerledikçe hani bu biraz işte olgunlaşmış sevgiye dönüşmesinde şundan bahsediliyor. Yani artık sevilme ihtiyacından çok karşılıklı sevmek, karşılıklı vermek. Ve hani önce tabii kendimi tanıyarak. Ama iş işte şeyde karışıyor. Yani iki insan karşılaştığında hani aslında şey gibi olmuyor. Yani demin onu bir vurgulamak istedim ama oraya laf girdi. Yani dur ben şu hatuna şey yapayım. Yani bir erkek eğer bir kadını manipüle edecekse dur ben bir strateji geliştireyim de her şey tamamıyla böyle bilinç düzeyinde dur formüle edeyim de şöyle yaklaşayım. Öbürü de şöyle kandırılayım falan. Bir kandıran bir kandırılan her şey görünürde gibi olmuyor. Bir de altta karma karışık bir sürü şeyler oluyor. Bilinç yani, dışı bizi etkiliyor yani, aslında değil mi? Yani, bazen de oluyor ama yani stratejinin hani bilinçli olması. İşte, belki birazdan detayına gireceğiz ama hani kandıranın hani kandırmasının altında nasıl bir hikaye yatıyor? Nasıl bir ihtiyaç yatıyor? Ya da narsist neye ihtiyaç duyar? Neyi bilir, neyi bilmez? Mesela normalde hepimiz iyi kötü. Eğer biraz nevrotiksek yani literatürde sağlıklı ya nevrotik deniyor. Hani biraz olağan yerlerden geçtiysek, sevildiysek, biraz daha makul anne babalarla büyüdüysek o zaman şeyi öğreniyoruz. Biraz karşılıklılığı, karşılıklı sevmek, özen, biraz dinlemek, birbirimizi dinlemek, karşılıklı bir saygı, hoşgörü, teşekkür etmek, özür dilemek, affedersin hata yaptım, bir daha yapmayacağım, canını acıttım, sorumluluk almak bunlar öğrenirsek işte bu olgun bir sevgiye dönüşüyor. Ama narsistiklerin zaten hani biraz tam bilmedikleri şey bu. Yani hani dinlemeyi bilmiyorlar mesela, empatik olamıyorlar, dinlemeyi bilmiyorlar, hep ilgi kendilerinde olsun istiyorlar. Hem mesela bazen özgür olayım, tek başıma olayım ama sen özgür olma. Hem ihtiyaç duyduğumda yanımda ol, hem sana kötü davranayım ama gitme. Böyle bir takım hani karmaşalar içinde hani bir acı çektiren taraf oluyor, bir de acı çeken taraf ve altta da bambaşka bir hikaye seyrediyor. Sayın doktor, peki bir yandan da acı çektirmenin ya da acı çekmenin yüceltilmesi sosyokültürel hayatımız değil mi? Bütün şarkılarda, romanlarda, aşk efsanelerinde bunu öğren. Yani acı çekmek sevgiyle dramatize etme eğilimi. Evet ama zaten zaten şimdi insanlar tabii ülkelerini severler, topraklarını severler. Orada büyümüşlerdir. O toprak için canını da verir insan ama o kültürel bir süreçtir. Çünkü neden? Babasının babası o duygular için, milli duygular için savaşa gitmiştir, hayatını yitirmiştir ama bunlar kuru kuruya olmaz. Bunlar şiirlerle olur, efsanelerle olur, türkülerle olur, ağıtlarla olur. Zaten bunları dinleyip bir bilinç yapısı ortaya çıkartıyoruz. Şimdi orası milli duygular. Bunlar da insani duygular, romantik duygular. İşte o da bir romantizm, bu da bir romantizm. Bu romantizmde de sevdiğin için acı çekmiyorsan, şimdi şu anda bırak 100 sene önceyi, şu anda televizyonu açalım. Bütün dizi kanallarında bize bunu anlatıyorlar. Sevdiğin için öleceksin, vuracaksın, öldüreceksin, sen de öleceksin. Onu öyle seveceksin ki pehey falan. Acıdan beslenmek diye bir şey var yani. Hani, bu nedir? Bu bizim coğrafya mı? Yani bizim coğrafyada tabii bizim doğu kültüründe hani bir batı medeniyeti bir doğu medeniyeti diye ayırırsak hani doğu medeniyetinde daha iç içe bir yapı var ve hani işte biraz suçluluk eğilimi hani çeşitli böyle kavramsal isimleri var bunların işte emanet suçluluk, ödün suçluluk gibi kuşaklar arası aktarılan suçluluklar var. Kaygılar, korkular var. Annemi üzdün mü, dedemi işte üzdün mü, kırdın mı, şöyle olmasın, böyle olmasın derken o kaygı, korku, suçluluk giderek acı çekmeye dönüşüyor. Ama bir grup insanda işte acı çektirmeye daha eğilimli evriliyor. Yani acıdan bu biraz kaçınamadıkça belki de değil mi? Acıdan kaçınamadıkça insan bununla baş edemedikçe, bunu yönetemedikçe acıyı sevginin içinde yaşamaya başlıyor. Ve toplumunu tam da söylediğiniz gibi o kadar yüceltiyor ki bir sevginin içinde, bir flört ya da evlilik döneminin içinde yeterince acı, yeterince duygular, yeterince karmaşalar yoksa orada eksik bir şeyler vardır deniyor. Mesela kıskançlık gibi bir manipülasyondan bahsederiz hep. Kıskançlığın olmadığı bir yerde sevginin düşük olduğu gibi çok tuhaf bir aslında yanlış kodlanmış bir matematik formülasyonu. Biz herhalde medenileşiyoruz yani anlattıklarınızdan anladığım bu. Sevgiyi yani daha doğru öğrenmeye başlıyoruz bu. Yani evet şu doğu batı evet tabii ki edebiyatımız, tarihi kökenlerimiz farklı ama herhalde
medenileşiyoruz. Peki küçük bir anekdot anlatmak isterim burada. Ferhan Şensoy'u uğurlarken iki uğurlama töreni yapıldı. Bir tanesi Galatasaray Lisesi'ndeydi. O zamanki sınıf arkadaşı çok küçük duygusal bir konuşma yaptı. Onun adı da Bacanak. Nereden o bacanak lafı kalmış? Diyerekten tabii daha lisede yeni ergenken bir kız seviyor bir başka liseden. Ferhan abi de soruyor ya onun da bir kız arkadaşı var mı? Peki diyor onun da bir kız arkadaşı geliyor. Şimdi arkadaşı diyor ki bizim bacanak zaten diyor Ferhan'ın bir kıza aşık olmak için bir nedene ihtiyacı yoktu. Kızı görür görmez aşık oldu, bindiği otobüse şiir yazdı. Şimdi burada bir de aşık olanı ele almak gerekiyor. Niye bu, niye bunu anlattım? Çünkü aslında illa da bir tabii ki bütün sanatçılar narsistik kişiliklerdir ama bir yandan da burada aşık olanın kızı manipüle etmek gibi bir niyeti de yok. O sadece aşık oluyor. Yani bu love bombing'in de bir tabii iyi tarafını söylemek istedim bu yüzden. Yani belki de kızın haberi bile yok bütün bunlarda. Evet. Hani iki insan karşılaştığında hani şöyle bir şeyden bahsediliyor. Yani acaba hani birbirimizde yani iki insan birbirinde neyi görüyor, neyi gördüğünü sanıyor, hani neyi görmüyor? Biraz bu karışıyor deniyor. Yani hani üç tane alan oluşuyor deniyor iki insan. İster flört ilişkisi olsun, ister işte hani aşk olsun, ister duygusal işte şiddet olsun, ne olursa olsun iki karşılaşmada deniyor ki iki tane insan var. İkisinin de iç dünyasında bir şeyler oluyor, bir de arada bir şeyler oluyor. Ve işte hani acaba otobüse binen kız da ne gördü ya da ne gördüğünü sandı? Hani orijinalinde hani birbirlerini tanıdılar mı? Yok tabii o zaman şair olmak istiyordu onun derdi. Kızdan çok herhalde evet şairlikten. Sorduğun şeyde bir şey vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Hani, lütfen. Acıdan beslenmek dedik ya şöyle bir şeyden bahsediliyor, bir iki kategoriden. Şimdi mesela deniyor ki bir tarafımızda hep böyle bir borçlu psikolojisi. Hep böyle şey hiçbir şey benim hakkım değil. Hiçbir hakkım yok. Hatta işte psikanaliz literatüründe haksızlık koleksiyoncusu diye şey yapılmış mesela, tanımlanmış. Hiçbir şey hakkım yok falan hani ve hep borçluyum. Bir taraftan da alacaklı psikolojisi tarafımız olabiliyor. Bunların hepsi işte biraz bebeklikten geliyor. Hep her şey benim hakkım gibi. Ve hani savruluyoruz. Alacaklı mıyım, borçlu muyum? Halbuki hani ne öyle alacaklıyız ne borçluyuz işte bunun karşılıklılık ilkesi değil mi? Simetrik ilişki gerekli aslında. Peki bu tarafa da döneceğim ama son şunu merak ediyorum. Peki biz bu anne babalar, bu gençleri işte birbirlerine karşı duygusal hisler başlayıncaya, yakınlıklar başlayıncaya kadar o yaşlarda tabii bütün dünyada aynı anda düşüyor. Bugün 14, 15, 16 yaşlarında çocuklar artık bir araya geliyorlar falan. Tabii. Bunlar her şeyden habersiz. Birisinin anne babası böyle büyütmüş, birisinin anne babası böyle büyütmüş. Bu tecrübesizler, bu hiçbir şeyden haberi olmayanlar, bu ilk defa bu yakınlaşmayı başlatacak olanlar hem duygusal hem fiziksel. Başlattırmamak mı lazım acaba? Olur. Yani flört burada çok flört dönemi nefis bir şey ama burada neler bir şey var? Ve çok sağlıklı. Kesinlikle. Muhakkak. Peki bunu zaten kasıtlı olarak böyle söylüyorum. ya da yani şimdi okulda hakikaten yani keşke bu öğretilse canım. Yani şimdi bu kadar işte coğrafya anlatıyorsun, tarih anlatıyorsun. Nasıl seveceğimi matematik anlatacağım. Ya var evet. İşte bir şeyler. Yani ama yani bunu anlatmadan bu çocukları yani bunlar bir sürü manyak yani o zaman tırnak içerisinde. Kendini arayan bir araya insanlar. Kendini arıyor falan ne oldu ne bitti birlikte bilmem. Birlikte olmaya çalışıyor. Ama anlatmayla öğrenilmiyor bu işler. Yani hani denir ya görerek yaşantılayarak oluyor. O bir parçası yani, belki de anlatmak hani bir parçası çocuk ama. Çocuk daha okula gidene kadar de. Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hangisi olursa olsun. Yani daha okulda gidip eğitim alana kadar evin içinde nasıl bir sevgi ilişkisine maruz anne, kalıyor. Baba, yani ebeveynlik okulları işte bu yüzden evet. Şart aslında. Yani evde nasıl anne baba olacağını hiç kimse bilmiyor ama herkes anne baba oluyor. Ya aynen. İyi de şimdi ben de her programda söylerim bu mesela aynen. Adam artık 40 yıldır yediğin köfteyi o kadar araştırıyor bilmem ne yapıyor falan filan yapıyor gurmeler dünyası falan filan bu köfteyi sana bambaşka bilmem ne falan yani insanların yediği içtiğiyle ilgili bilgisi
dünya ile ilgili bilgisi, kendisi, ona sunulan kaynaklar, influencerlardan gurulara kadar bütün bunlar, öbürü savunma sanatlarıdır, şudur budur, bütün bunlar. Ulen bir tane senin soyunu devam ettiren bir tane üreme güdün var. O da ne kadar güzel bir şeyle taçlanmış, aşkla taçlanmış. Bu konuda perişan bir... Evet, ürettiği, çünkü ürettiği canlıyla ilgili sorumluluk almıyorlar yeterince. Çünkü adam işte orada o videosu da 2000 sene önce Roma İmparatorluğu'ndan sürmüşler. Romanya'da köstenceye zavallı adam ağlaya ağlaya ölmüş. Aşk sanatı kitabının şairi o videosu. Yani daha o zaman, ama onun hakkında da laf var, imparatorun eşine sarktı diye. Belki de şu az önce anlattığınız şeyler var ya, yani hemen hemen her konuda çok fazla artık bir şeyler öğrenmeye çalışıyor insanlar, nasıl yaşayacağı, ne yiyeceği vesaire gibi. Belki de bunlar daha kolay yolları çünkü hikayenin. Burası tabu çünkü. Nasıl yaşayacağımızla ilgili. Burada çok hikaye çok karışıyor. Duygularımız devreye giriyor, korkularımız devreye giriyor. Suçluluk duygularımız. Bir çocuğu nasıl yetiştireceğimizle ilgili çok ciddi suçluluk duyguları duyabiliyoruz. Bir de bunları satın alıyorsun ilişki kurunca. Evet. Her şeyi alıyorsun. Karşı taraf her şeyi getiriyor. Bütün bavullarıyla geliyor. Herkesin bavulları ve bütün hikayeleri birleşiyor. Peki. Bu love bombing'den bahsedeceğiz. Sonra ghosting ve şey. Buna yani hoşuma da gidiyor bunlar. Çünkü yeni tanımlamalar. Peki bu love bombing'le ilgili sizin atölyeler mi yapıyorsunuz? Evet. Ve burada karşıma çıkan şey, önce flörtün kendisi hakkında bile konuşmazken aslında cinsel, fiziksel, duygusal, ekonomik, sosyal olarak sınırların ihlal edilmesi aslında flört şiddeti. Evet, gönül ilişkisi bir cepte, doğru. Buna nişanlı diyen var, sözlü diyen var, eşim diyen var, flörtüm diyen var, sevgilim diyen var. Fakat bir de madalyonun diğer tarafı var, o da şu. İş yerinde anne babamla, en yakın arkadaşımla, akrabalarımla, parkta, kamusal alanda, konserde, katıldığım herhangi bir toplantıda başıma gelebilecek her şeyde aslında beni bir yandan da birey bilincine davet eden bir şey. Flör şiddeti literatüre böyle geçti, doğru. Fakat sadece gönül işine de bakmıyor bir yandan. Dolayısıyla bu tabu meselesine çok katılıyorum. Belki de velilerin bunu konuşmamak üzere bir koruma yöntemi uyguladıklarını görüyorum ben de. Çünkü flör şiddetine maruz bile kalıyorsa bir ergen, bunu evine taşıyamadığı için, çünkü sokağa çıkması kısıtlanacak, elinden cep telefonu alınacak, başka sınırlar getirilecek girdiği sitelere vesaireye, hani ahlaka mügayir olmayan kısımlara da gelecek belki, ve bunu eve taşıyamıyor zaten. Dolayısıyla deneyimini tamamlayamıyor bir diğer yandan da. Anlatacağım, çok güzel. Bunda özgürsün, bunun adı şiddettir, bu bir sınırın aşımıdır, bu bir psikolojik şiddettir. Hele aynı anda deneyimlediklerinde, çünkü birbirlerine akran zorbalığı denilen şeyi çok yapıyorlar, çok kırıcı lakaplar takıyorlar. Birisi çok rahat erkek Fatma olabiliyor, bir oğlan çocuğu çok rahat başka benzetmelere maruz kalabiliyor. Sadece bir spor dalını seçmesiyle bile bu olabilir. Kızlarla voleybol oynayan ve ip atlayan bir oğlan çocuğu. Erkeklerle futbol topunun peşinde koşan bir kız çocuğu. Çok kolay orada hemen psikolojik şiddete uğrayabiliyor. Veya... Bir yandan da oradan şimdi gençlerden öğrendiğimizde bir şey var. Eş dost otururken tabii herkesin söylemi kendi büyüdüğü yılların söylemi, öyle bir terminoloji kullanıyorsunuz. Hemen orada masadan çocuk 12-13 yaşında diyor ki, fakat amcacığım senin bu konuşmaların çok seksist değil mi diyebiliyor. Sen de diyorsun ki, ne oldu, bir yere bir ayıp mı ettik falan filan gibilerden. Ama şimdi şehirli gençlikten söz ediyorum. Bütün gençlik Türkiye'de şehirli. %7 köylerde yaşıyor sadece. Genç ergen kitle kesinlikle seksist tanımlamaları yasaklıyor. Evet. Ebeveynlerine ve diğerlerine. Ama bunun yanında da kendileri büyüklerle bir arada değilken demek ki şiddete varan böyle tanımlamalar yapıyorlar, eğlenmek için herhalde. Çünkü ya da içinde şiddet olan, hem cezalandırmak için hem eğlenmek için ağırlıklı tabii ki. Bir de şiddet döngüsü, yani güvensiz bir ilişki, şiddete varan bir ilişki içinde olanlar o döngüden çıkmak çok da kolay değil. Hocalarım çok daha iyi anlatırlar. Yani bir yerde bir öfke patlar, o alay edilir, herkes güler. O kişi utanmış hisseder. Fakat sonra işte geçti geçti, bir daha yapmayacaktır falan der. Hatta belki özür bile diler arkadaşından. Sonra da bir hani balayı dönemine girer o. Şiddetin hangi türü olursa olsun. Ondan sonra biraz ondan uzak durma, o gruba dahil olmama, onlarla beraber olmama isteği ve sonra tekrar tırmanan bir öfke, tekrar o alaya
eğlence unsuruna veya şiddete maruz kalma devam ediyor. Ve bunu tayin etmek çok kolay değil. Bu yetişkinler için de çok kolay bir şey değil. Tam burada duracağım. Lütfen. Kenan Bey'e de bir şey soracağım ama bu love bombing'i de ilgilendiriyor. Tekrar bunu izleyenlerimiz belki şimdi yayını açanlar için tazeleme yapayım. Love bombing yani aşk bombardımanı narsistik partnerin uyguladığı bir flört şiddeti. Şimdi bakın ne garip değil mi? Yabancı literatürde çoğunlukla psikologlar ve sosyologlar bu kavram üzerine yoğunlaşarak günümüz flört ilişkilerini çözümlemeye çalışıyorlar. Narsistik bireyler genellikle ihtiyaçları karşılanmamış çocuklar olarak büyümelerinden ötürü doldurulamayan boşluklarını doldurabilmek için her daim arayışlar içindeler. Bu kapsamda gerek sosyal yaşam gerekse sanal ortamda partner arayışına girmeleri ve bu partnerlerden sürekli onay beklemeleriyle başlayan bir hikaye bu aşk bombardımanı. Yani önce ben sana bir seni bir bu bombardımana tabi tutayım. Seni şöyle seviyorum, böyle seviyorum. Sen de onayla, sen de onayla. Bu sabahtan akşama kadar galiba her yaşta yaşanılan bir şey. Seni seviyorum. Niye cevap vermedin? Niye sen de yazmadın? Tabii. Ben de seni demedim falan. Şimdi Kenan Bey'e hemen şunu soruyorum. Özür dilerim, başka bir şeye geçeyim. O da içinde olsun. Şimdi bir de karıştırılan bir şey var galiba. Eğer bu flört ilişkisi cinsel ilişki ve beraber bir sosyal ilişki olarak devam ediyorsa, bir cinsel ilişki var. Bu cinsel ilişkinin gerçekleştiği yerde, zamanda birbirine söylenen sözler, davranışlar var. Ondan sonra da beraber bir sosyal hayat ya da beraber bir ortak hayat var. Şimdi bu ikisi birbirine karışsın mı karışmasın mı? Yani benimle sevişirken ah şöyle seviyorum böyle ölüyorum diyordun, hadi şimdi de söylesene. Ya da benimle sevişirken diyordun ki hadi biraz sıkı sıkı tut beni, daha da anlatmayayım ulusal bir kanalda, şöyle yap beni, sev beni, zorla beni, böyle de sarıl, nasıl anlatayım? Gittikçe pop müziğe dönüyorum ama orada pop müzikte biliyorsunuz daha çok laf var. Bağla beni, harca beni, şöyle yap beni, böyle yap beni. Yani yıllardır dinlediğimiz bütün şarkı sözleri şu andaki hepsi bu. Şu anda hepsi bu. Şu anda tamamen çiftleşmede söylenen ne varsa pop müzikte o var zaten Türkiye'de. Ama bunları yapınca sosyal hayata geçtik. Orada da mı böyle yapmak lazım? Erkekler ya da kadınlar bunları karıştırıyor olabilir mi? Biraz önce neler yapıyordun diyordun. Ya da şiddetli bir sarılma. Değil mi? Sadomazoşistik bir tavır cinsel ilişkide. Peki işte orada da sevdin, gel şimdi de sev, tutarım bakalım saçlarından falan filan. Ya da kıskanç sözler ediyoruz. Öldürürüm seni başka birisiyle olursan. Cinsel ilişki sırasında. Peki geçtik sosyal hayata, öldür o zaman gibi. Bunlar karışsın mı karışmasın mı? Şimdi hak iddia edilebilir mi? Şimdi şöyle, şimdi arkadaşlarıma ekleyeceğim birkaç şey var. Siz demin dediniz ki yani artık öyle yapmasın mı? Aslında bahsettiğimiz kişi flört şiddetinde narsistik kişilik bozukluğu olan, ağırlıklı olarak antisosyal kişilik bozukluğu olan, bu işin psikiyatrik, psikopatolojik bir tarafı. Bir tarafı kültürel boyutu var, kadının algısı. Kadın erkek tarafından nasıl algılanıyor? Bunların hepsi cinselliğe de iş gelecek. Zaten şiddette ne var? Fiziksel, işin içinde cinsel şiddet de var. Duygusal yine şiddet var. Burada aslında çiftlerin birbirini seçerken, o hikaye oluştururken kültürel faktörleri dikkate almamasından kaynaklanıyor. Hani o ne diyelim ona, acı çeken, acı çektiren, orada diğer şiddete maruz kalan aslında onaylanmaya muhtaç. Onay açlığı içinde olan insan. Diğeri pohpohlanmaya muhtaç, alkışlanmaya. Yani o tipi buluyor. O narsistik kişilik yapı, bozukluk kriterlerini dolduran o kişiyi gidip seçiyor zaten. Bütün ilişkilerde bu böyle gidiyor, hepsi karakolda bitiyor değil aslında. Ama kültürel boyutu çok önemli. Şimdi sadomazoşistik bir yapı diyelim. Cinsellikte şöyle bir slogan vardır ya da bir motto vardır. İki taraf memnunsa, rıza gösteriyorsa iki tarafta, orada bir patolojiden söz etmeyiz.
orada bir cinsel şiddetten söz etmeyiz. Yani size göre, diğerine göre değişebilir. Biri birine eziyet gibi görülebilir ama ikisi de memnunsa bundan söz edemeyiz. O yüzden ben ilişkilerin o sağlıklı, istikrarlı devam edebilmesi için bir doğuştan getirdim o kişilik kavramı dediğimiz, etmeni dediğimiz şey. Kişilik kavramı nedir? Doğuştan getirdiğimiz bir boyutu vardır. Bir de sonradan çevresel etkileşimle tamamlanır. Yani kültür, kadına bakış, erkeğin tek ne diyelim karar veren, kontrolü ve gücü elinde tutan bu şiddet bu yüzden oluşmaya başlıyor. Kontrol ve gücü elinde tutma isteği ve ona göre aslında kurbanı seçiyor bu ilişkiler içerisinde. Özür dilerim. Eğer iki tarafta memnunsa ya da şikayetçi değilse burada bir patoloji yoktur, bir suç da yoktur. Hayır, tabii ki yok. Peki. Diyelim ki iki kişi bir araya geldi. Tanıştılar, seviştiler. Bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldılar. Çünkü bir tanesi öbürüne diyordu ki benle cinsellikte yaşadığın şeyleri de ben senin üzerinde hak olarak iddia ederim. Diyelim ki orada şiddete dönük şeyler var ya da başka bir şeyler var. Seni öyle severim ya da ben öyle davranmak istiyorum. Yani konunun kendisi karışık ama ben şöyle isterseniz bir tasnif yapalım. Yani şimdi cinselliğin iki çeşidi belki olduğu söylenebilir. Yani bu konuşuluyor. Bir tanesi seks yapmak. Yani ruhsuz bir şey. Biraz kimliksiz, gelişi güzel. Ruhsuz. İşin içinde şey sevgi bileşeni yok, şefkat yok, yakınlık yok, sıcaklık yok. Bir katılım gözetilmiyor. Özensizlik var. Yani bir tür cinsellik seks yapmak. Diğer cinsellik de sevişmek. Sevişmenin içine artık seksle beraber, şehvetle beraber şefkat de giriyor, sevgi giriyor, sıcaklık, yakınlık, birbirini gözetmek, göz teması. Hatta şöyle bir seks terapisinin bir kavramı var. Hani şey diyor mesela cinsel menü diyor. Hani bir restorana gittiniz. Hani bir işte mesela işte ben şey risottoyu denemek istiyorum. Eşine de teklif ediyor. Hani bir tadına bakalım mı, deneyelim mi? Eğer eşe de uyuyorsa hani bir kereline dahil denenebilir deniyor. Ve eğer hani eğer şeyse eş hani diğer partner ya bu bana antipatik geliyor, canım acıyor ya da bana uygunsuz geldi. Artık o zaman işte sınır ihlali, taciz, istismara gidebiliyor. Yani Sayın Hocam tam da söylemek istediğim bu anlattığınız gibi eğer iki insan cinsel ilişkiden sonra çünkü bizdeki bütün kötülükler, adli kötülüklerden söz ediyorum. Cinayet ya da yaralamalarda bunu yapan erkekler kadınla bir seks aktı yaşamış olmaktan dolayı burada bir hak iddia ediyorlar. Yani benle bu evet, aktı evet. Yaşadın, benle birlikte oldun. Hatta ben artık anlatılmıyor. O politik, yani o paket içerisinde neler neler yaptık. Şimdi nasıl beni bırakıp gidersin? İşte o sınır ihlalini yadırgamıyorum. Yani ben şimdi sana şaplak atabilirim ya da senin orana dokunabilirim. Böyle bir hak şeyi var. Yani kendinin hakkı olduğunu düşünüyorum. Cinsellikte sınırları ne kadar evet çok ama çünkü iki kimlik var. Yani aslında şöyle. Yani çok masum görünen bir adam ya da bir kadın dünyada, cinsellikte hayır bana artık masummuşum gibi davranma diyorsa diğerinin kafası karışıyor. Evet. Yani bunu ben yani başka bir örnekle anlattım. Yani şeyle anlamsal bir örnekle, fiziksel değil. Mesela dedim ki orada yani beni bırakırsan seni öldürürüm. Cinsellikte söylenen ve çok mutlu eden bir şey olabilir. Söz olabilir ama bunu sosyal hayatta kullandığın zaman başka bir şey. Evet. O zaman da herhalde olması gereken hayır orası cinsellikti. Evet. Orada yaptıklarımız orada kaldı. O anda o zamanda kaldı ve şimdi biz bize uygun olan bu sosyal hayatı yaşamalıyız. Bunlar ama cinsel fanteziler dediğiniz kısım ve zaten hayır, cinsel fantezi değil sadece. Akte giren bir şey. Yani seni öldürürüm vesaire gibi şeyleri cinsellik sırasında insanlar yaşıyorsa ve bu gerçekten de metaforik olarak kullanılıyorsa zaten metaforik olarak kullanıldığı sürece gerçek bir zarar vermediği sürece karşıdakine adına şiddet demediğimiz sürece karşılıklı rıza olduğu sürece fantezi olarak kullanılmış oluyor. Ama gerçek hayat dediğimiz yani sosyal hayat dediğimiz durumda bunu siz sosyal hayatınıza taşıyorsanız artık orada bir metafordan çıkıyor. Çünkü sosyal hayatınızda bunu bir metafor olarak kullanmamaya başlıyorsunuz artık. Bir de cinsellik ve sosyal hayat sandığımız kadar da farklı bir dünya değil. Aslında biz oradaki kimliğimizi aynı şekilde sosyal hayatımızda da yaşamaya devam ediyoruz. Kişilik bir bütündür.
cinsellik sırasında çok sıra dışı bir kişilik geliştiriyoruz da sosyal hayatımızda çok da halim selim, çok da sağlıklı bir kişilik oluyor değiliz. Ama bütünlük aslına bakarsanız bir itiraz edeceğim. Varsa, bir yandan da devam ediyor bazı şeyler ama çok gizli yaşanıyor. Daha manipülatif bir yerden yaşanıyor. Hak veriyorum yaşanıyor. Fakat riyakarca bir hayat yaşanıyor. Anlamadığı bir yerden yaşanıyor. Riyakarca diyelim şöyle, manipülasyonların ardında sandığımızın dışında başka bir şekil yaşanıyor orada. Yani bu da sağlıksız boyutta bir şey. Zaten. Okan Bey, bu manipülatif bir durum işte. Bir süre sonra sen benimle bunları yaşadın. Siz onu söylüyorsunuz. Evet, aynen onu söylüyorum. İşte bu hak artık, iddia ediliyor ama, o yüzden. Ama taktik bu artık bir şiddete ve hukukçuların alanına girmeye başlıyor. Bu artık dijital bir teröre dönüyor, şantaja dönebiliyor. Onun karşısına zorunlu ailene gönderim diyor ve bunlar hep karşımıza geliyor. Yani çok basit olarak şöyle, tabii ki kültürel düzeyle alakası var bunun. Yani kültürel düzey neyi getirir bize? Eğitim ve sosyal hayat neyi getirir? Ben beyefendiyle bir şey yaşarım. İkimiz bir şey yaşarız. O yaşadığımız şeydeki neyse o yaşadığımız şey karşılıklı rıza göstererek sonra ben bunun peşini takip etmem. Bununla şantaj yapmam medeni insan. Öbürü medeniyetsiz, eğitimsiz insan. Sen benimle bunları yaptın. Nasıl olur da şimdi benden vazgeçersin? Bir saplantı. Ya, ama işte saplantıya döndüğü zaman ama o zaten duygusal şiddete döndürmüş insan bunu yapıyor. Ama bir medeni beyinle buna saplantı i̇şte diyorsunuz. Kültürel, bu herkes bu saplantı içerisinde. Kültürel boyutu var dediğimizde o. Yani kadının, partnerin, eşin, sevgilinin algılanması çok önemli ama burada. Aşk acısını namus diye tespit ettiği ve kavramlaştırdığı bir kişi başka yaşıyor. Daha medeni toplumlarda, daha çağdaş toplumlarda yaşayan ya da o algıda yaşayan insan daha farklı yaşıyor. Aslında özür dilerim, çok medeniyiz çünkü biz zaten niye öldürdün var ya götürüyorlar adamı. Hiç kadın götürmezler. %90'ın üzerinde erkek cinayeti var bütün dünyada. Adamı götürüyorlar, oradan bir tane mikrofon uzanıyor. Niye vurdun? Seviyordum. Yani zaten bu klişe. Sevgi, şu tuzağa düşüyor zaten. Bu çok sık da söylenir. Diyor ki beni bu seviyor ki kıskanıyor. Seviyor ki dövüyor kadar. Dövüyor kadar. Bir de cinsellik içerisinde o paylaşılan biçimlerden bazılarına ters gelen ilişkiler vardır. Bu toplumda yaygındır bu ters gelmesi. Böyle toparlayayım onu. Evliliğin bitmesin, ilişkin bitmesin diye buna zorlanan insanlar. Bu da işin başka boyutu. Ama orada da bir travma var, saldırı var, şiddet var. Peki, kısa bir ara verip dönüyoruz. Hanımlar, beyler, Muhabbet Kralı devam ediyor. Biz de bilim insanlarıyla beraber nedir bilim, işte tıp, hukuk, bunlar bilimdir. Hakikaten dalında uzman insanlarla beraber love bombing, ghosting ve gaslighting gibi şeyleri konuşuyoruz. Bunlar bir takım erotik film kategorileri değil. Bunlar hakikaten hayatta yaşadığımız, iç içe olduğumuz, her gün yaşadığımız, kimisi hastalığa varan, kimisi hukuki sonuçlar doğurabilecek davranış ve alışkanlıklardan söz ediyoruz. Peki, şimdi arzu ederseniz şu ghosting'den biraz söz edelim. Bu da bütün dünyada yeni konuşulan bir kavram. Hayalete dönüşen narsistler. Hayaletleme olarak çevrilebilecek ghosting bir görünüp bir ortadan kaybolma anlamında kullanılır. Bu durum flört döneminin başlangıcı boyunca atılan mesaj, arama ve ilgi gösterilerinin sona ermesi demek. Hayaletleme sonucunda karşı taraf ne olduğunu anlayamadığı için kendisine bir sorun olduğu kanısından hareketle narsistik partnerin kendisini terk ettiğini düşünmekte. Narsistik partner öteki üzerinden yeterince beğenildiğini ve önemsendiğini göremezse ötekinin bakışından bertaraf ederek bir başka öteki arayışına girer. Bir görünüp bir kaybolmak böyle durumlarda hayaletlemeye maruz kalan partnerin yaşadığı psikolojik flört şiddetini göstermektedir. Yani tabii ki mikroskobun altına koyup düşünürsen ya da MR'ını çekersen artık... Yani bunu da şimdi belki izleyenler diyecekler ki ulen her şey mi suça giriyor, her şey mi manipülasyona giriyor? Aslında bugünün düşünce disiplininde demek ki girebiliyor. Halbuki bize bunu ergenlik çağlarında böyle yap böyle yap diye salık verdiler.
Değil mi efendim? Kaçan kovalar. Ben de şimdi bir kere yani kavramsal olarak hani suç, hata, zaaf, tercih, şimdi bunları birazcık hani ayırt etmek lazım. Bunlar çoğu zaman aslında birbirine karışıyor. Yani şimdi suç dendiğinde ya da istismar dendiğinde burada hani neyi referans alacağız? Bir kere istismar edilen kişinin hani algısı, tepkisi, yorumu ne? Yani mesela çoğu zaman narsist biri der ki ben sana saygısızlık etmedim, etmiyorum. Aslında bu zaten kafadan büyük bir saygısızlık. Biri sana diyor ki ya ben bunu saygısızca buldum diyor biri öbürüne. Öbürü diyor ki hayır ben etmedim sana saygısızlık. Yani şimdi burada bir kere ilk benim vurgulamak istediğim şey nasıl iki insan bir araya geliyor? Yani burada bu mesela sevgi denilen duygu, sevgi. Bunun bileşenlerinden bahsedilir. Sevgi hani sadece tek bir his değil. Bir sürü alt unsuru var. İşte narsist kişide bunlar yok. Demin biraz onu vurgulamaya çalıştım. Yani mesela narsist kişi hep kendisiyle meşguldür. Ben şey denir, ben ilişkisi denir. Ben ilişkisi, ben ve ben. Ya da ben şey ilişkisi denir. Narsist kişi partnerini ayrı bir kimlik olarak tanımaz, algılamaz, görmez. Zaten iş baştan böyle başlıyor. Hani sanki bir materyal gibi. Benim şeyim, benim uzantım. Ve hani ne onu empatik olarak dinler, ne önemser. Sevişirken de böyle, duygusal ilişki kurarken de böyle, sosyal ortamda da böyle. Hatta bazı narsistler hani kendisinden özellikle daha sosyo-kültürel olarak daha aşağıda birini seçer ki biraz hani egosunu hep sürekli beslesin diye. Sayın doktor aslında herkesten mi söz ediyoruz? Hepimizin yani, bir tarafında var. Sanki bir tane narkisos varmış gibi söz etmiyoruz değil mi? Herkeste yani, herkeste birazdan mı bahsediyoruz ya da sıklıkla gördüğümüz insanlardan bahsediyoruz. Az sayıda bir kişiden bahsediyoruz. Yani biraz normalle anormalle ayıran şey tabii biraz niceliği iş. Nitelik olarak hepimizin bir tarafı. Bu anlattığı patolojik kriterleri sunuyor. Patolojiden bahsediyor. Evet. Tabii şu an yani, psikopatolojiden bahsediyor. Yani, daha uç noktalarda iyi kötü yani. Herkes birbirimiz biraz kaçırdı. İyi kötü. Aslında işin özeti odur. Herkes de biraz vardır. Evet ama yani. Adamı anlattı. Böyle adamda bir anormal ya da kadında bir anormali görmesek bile asimetrik ilişkisinde ilişki. Buna dönüyor olamaz mı? Orada asimetrik ilişki başlıyor zaten. Asimetrik ilişki. Orada. Onu orada devam ettirebileceği kişiyi seçiyor. Bütün ilişkiler böyle değil. Kısmen yaşanır. Şimdi bir kere bir kandırmacanın özünde ne var? Yalan var. Yani şimdi kandıran neyi örttüğünü biliyor. Yani istismar öyle başlıyor. Yani şimdi hani bir yalan var, bir tezgah var. Ve işte hani adına ne derlerse desinler onlar, popüler isimler. Hani biz de amiyane tabirle arazi olmak diyelim. Yani şimdi hani şöyle bir şey var. Üçlü bir döngüden bahsediliyor. Narsist bir kişinin önce baştan çıkarması, sonra istila etmesi, sonra da geri çekilip kaybolması. Yani ve şimdi bu süreçlere eşlik eden de işte bir partner var. Çünkü o partnerin de kendince bir hikayesi var. Ve hani bir kandırma eğilimi diye bir şey var, bir de kandırılma eğilimi diye bir şey var. Evet. Ama burada hani şey tabii ki ayıp bir şey, yani sen de kandırılmasaydın demek, hani mağdur kişi, mağdur kişiye haksızlık olur. Şey. Yani burada zaten narsist kişinin en bilmediği şey sorumluluk almak. Yani yaptığı davranışlardan sorumluluk almaz, hep sen suçlusun, her şey senin yüzünden. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Hani sen beni bunu attın, onun için aramıyorum seni, onun için kayboldum. Ha istiyor musun beni? Gene görüşelim falan. Yani ben, sen diye bir şey yok. Ve onun için şöyle bir jargondan bahsedilir. Yani ilişki tiplerinden bahsedilir. Hani mesela ben ilişkisi. Narsistlerin kurduğu ilişki ya da ben şey ilişkisi. Arzu edilen şey şudur. Hani sen, ben, biz. Sen kal, ben kalayım. Zaman zaman da biz olalım. Hatta renklerle ilgili benim böyle çok anlaşılır bulduğum bir metafor var. Yani diyelim ki sen mavi tabiatta birisin. Sen mavi kal, ben sarı tabiatta biriyim, ben de sarı kalayım. Zaman zaman da katılalım, birbirimize paylaşalım ve mavi ile sarı karışsın, yeşil olsun. Ve bu üç renk yan yana yaşayabilsin. Narsistlerin yapamadığı şey bu. Yani bu üç renk yan yana yaşayamıyor. Üç canlı organizma gibi beslenemiyor o üç renk. Sadece her yer sapsarı olsun. Ben sarıyım, her yer sapsarı olsun. Ya da mesela gerçek ilişki bir düet denir. İki enstrüman var mesela, bir piyano, bir keman. Hayır, hep işte keman çalsın. Hep yani ve ritim yok, ahenk yok ve umurunda değil şey. Yani mesela cinsellikte narsist kişiler, ağır narsistler hani karşı tarafın işaretini alamaz denir. Yani umurunda da değil. Yani karşı taraf hani uyarılmış mı? Hani nasıl dokunulmasını istiyor? Neyden hoşlanıyor? Orada hani bir
ahenksizlik var. Çünkü narsist kendi tatminiyle meşgul her manada. Duygusal olarak, cinsel olarak, sosyal olarak kendi tatminiyle meşgul. Gerçek bir çift değiller. Şimdi az önce hani evlilik değil flört dediniz ama flörtte de bir şey var. Çift olmak diye bir kavram var. Evet. Ve hani çift olmanın bir raconu var hani amiyane tabirle. Yani bir bireysel sorumluluklar var, bir de ilişki sorumluluğu, karşılıklı dürüstlük, açıklık, sadakat, bağlılık, tek eşlilik, içtenlik, birbirini biraz dinlemek, önemsemek. İşte narsist kişinin bilmediği bir dünya. Öbür partneri de tavlandığı şey ve kaçamadığı şey, işte hem o da aslında narsistin partneri de ilgi, o da ilgi istiyor, sevilmek istiyor, onaylanmamaktan korkuyor, yanlış bir şey yapmaktan korkuyor, suçlanmaktan korkuyor, kendi yoluna gitmekten korkuyor, ben varım demekten korkuyor ve bir cesaretsiz tarafıyla ilişkiyi sürdürüyor. Peki sayın doktor, hanımefendiciğim, bu ghosting'i size de sormak istiyorum. Bir de bizim oynadığımız Harem Kabare oyunundaki bir replikle de söylemek istiyorum. Orada kadın diyor ki seni seviyorum ama gidiyorum. Bu lafı bir kadın anlamaz. Çünkü diyor ki biz kadınlar seversek kalırız. Biz kadınlar seversek inanırız diyorlar. Bunu da diğer kadınlar onaylıyor bu oyunda, bizim oynadığımız oyunda. Bunun yazarken bu klişeleri kullandım oyunda. Bu klişe kadınlar için çoğunlukla doğru olduğunu söyler kadınlar. Erkekler de kadınların bu davranışlarını, bu düşünme metotlarını bildikleri için bunu kullanırlar. Flört döneminde biraz yaklaşayım, love bombing yapayım, sonra da ghosting yapayım, bir kaçayım bakayım. Çünkü bu onun mantığına uymayacak. Çünkü kadınlar galiba erkeklerden daha akıllı ve daha az riyakar, anladığım kadarıyla. Kadınlar bunu anlamıyor. Beni seviyorsan niye gidiyor? Seni seviyorum ama gidiyorum. O galiba kadınlarda bir ayarı bozuyor. Çok da yok, riyakarlık diyemeyiz, ben öyle ayırmak istemiyorum yani, erkekler şöyle kadınlar şöyle diye asla ayırmak niye biraz söyleyemez miyiz burada mı artık bence mesela politikli korrekt olarak yasaklandı. Hayır tabii yani kadınla erkeği de yaşama farklılıkları muhakkak var, kültürel farklılıklar var vesaire, bunlardan bahsetmiyorum ama şunu söylemek yani mesela doğru kadınların olmuyor. Erkeklerden daha akıllı daha olduğunu riyakar söyleyemiyor muyuz, söyleyemez miyiz böyle? Kadınların erkeklerden daha akıllı olduğunu söylemiyorum ben. Çünkü söylemem. Hayır, ben söyleyemez miyim diyorum. Bence siz de söylemeyin. Çünkü yani bazı kadınlar bazı erkeklerden daha akıllı, bazı erkekler bazı kadınlardan daha akıllı. Böyle bir genelleme yapmamalıyız. Ayrılmakla ilgili bir meselede az önce söylediğiniz şey çok doğru. Şimdi ayrılmak, ayrılmamak ve bağlanmak ve bir ilişkide her şeye rağmen kalmak kadına yüklenen bir görevdir, kültürel bir görevdir. Bu hem dinamikleri neticesinde böyle gelişmiştir. Çünkü çocukluğundan beri kadına bir ilişkinin içinde kalmak öğretilir. Daha bebekliğinden itibaren bir ilişkiyi yapmak, içinde kalmak, her şeye rağmen bir takım manevralar geliştirerek, sabrederek, geri çekilerek, bazen ileri giderek vesaire bir ilişki yapmak öğretilir. O yüzden kadınlar daima bağlanmaya daha yatkın oluyorlar. Ama erkeklerde bağlanmak, işin içinde kalmak kültürel olarak çok da onaylanan davranışlar değil. Çünkü iktidarı ele geçirmek için çok fazla beslenme kaynaklarına gitmeleri gerektiği öğretiliyor. Dolayısıyla dinamikleri de böyle gelişiyor bebekliklerinden ve çocukluklarından itibaren. Şimdi kadınlar neden ayrılma bunların öğretilmiş olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani bu dinamiklerimiz doğrultusunda tabii ki. Ama bunlar ama çocuk ilişkilerinde peki gelişen şeyi ne yapacağız? Genetik ödevleri ne yapacağız? Schopenhauer'ı ne yapacağız? Şöyle, bunlar ne oldu? Bunlar anne baba ya şöyle mi diyeceğiz bunu? Haklısınız tabii ki. Gelişen bu böyle şeyler. Dünya böyle döndükçe, nesiller böyle birbirlerine böyle tabii eğitim ki verdikçe bu, ama hiç mi genetik ödev, genetik ödev, genetik rol yok. Epigenez diye bir durum vardır. Biz gerçekten de hayatımızda kuşaklar boyunca uyguladığımız davranış, duygusal ve düşünsel bileşenleri artık genetiğimize aktarıyoruz. Dolayısıyla genler de değişebilen bir şeydir. Yani biz genetik olarak erkekler böyle davranıyor, kadınlar böyle davranıyor dediğimizde büyük bir yanılgıya düşmüş oluyoruz. Çok net. Yani
genetik olarak biz böyle dürtüsel olarak böyle doğduk da böyle davranıyoruz gibi bir şey. Peki ataerkil toplumu, anaerkil toplumu ne yapacağız? Onlar yani bunlar da hep kültürdür. Öğretilmiş midir? Anaerkil tabii anaerkil patriarkal durum tabii ki bir kültürdür. Yani biz böyle doğduğumuz için, erkeklerde böyle doğduğu için bir şey oluyor gibi bir şey söylemek bütün sorumluluğu var olan cinsiyetimize atmak demektir. Sorumluluk almamak demektir ve insan ilişkileri böyle kurulamaz. O zaman ve ben erkeğim ve aldatırıma kadar gidebilecek kadar sorumsuzluk içeren bir davranışa gidiyoruz. Çünkü kültür bunu söylemiyor ama erkek aldatır, kadın da aldatmamalıdır, ahlakını korumalıdır gibi. Böyle bir dünya yok oysa ki. Erişkin insanlar sorumluluk almalıdır. Empati yapmalıdır. Olgun bir ilişki içerisinde gerektiğinde de ayrılmayı bilmelidir. Kadınlar aslında hani bu biz seviyorum ama gidiyorum gibi bir kavramdan hakikaten çok uzaklar. Neden? Çünkü sevmek eşittir daima birlikte olmak gibi algılanıyor. Yaşam boyu birlikte olmak gibi algılanıyor. Sevgi de yanlış öğretiliyor aslında böyle olduğunda. Sevmek eşittir sonsuzluk gibi bir şey olarak öğretiliyor. Bazen sevmek ama ayrılmaktır. Birbirimize zarar verdiğimiz zaman ayrılmamız gerekiyorsa bu da bir sevgi yeteneğidir. Bu da bir sevgi becerisidir aslında. Yani ayrılmanın sorumluluğunu alabilmek, orada parçalanmamak, dağılmamak, bir ötekinin ve kendimin hala duygusal olarak sorumluluğunu alabilmek, ona bir açıklama yapmak, meseleyle ilgili hesaplaşabilmek, onun duygularını görmek, empati yapmak. Tam da işte ghosting bunları yapmıyor. Yani ghosting sırasında kişi öyle bir ortadan kayboluyor ki hiçbir şekilde orada kişinin ne hissettiğini, bunu nasıl algılayacağını, ortada neler olduğuna dair bir açıklama yapması gerektiğini asla üzerine almıyor. Zaten bu empati yoksunluğu ve sorumluluk alamama durumuna biz narsizm diyoruz. O yüzden herkes ghosting yapmıyor. Yani ghosting yapan kişiler böyle birdenbire her şey bir şekilde devam ediyor, güzel gidiyor ve siz birdenbire yoksunuz. Karşı tarafta korkunç bir hayal kırıklığı ile birlikte kafa karışıklığı oluşturuyor. Her şey yalan mıydı? Biz ne yaşadık? Ben bir hayale mi inandım aslında? Ve orada kendi aklınızı sorgulamaya başlıyorsunuz. Herkes böyle mi? Peki ghosting'e uğrayan kişi böyle kendini mi sorgulamaya başlıyor? Hayır. Orada da yine bu kişilerin, partnerlerinin şöyle bir çok genelleyince ama bir kalıba girdiğini görüyoruz. Daha bağımlı kişilikler, daha ilişkinin içerisinde bu suçluluk duygusuyla manipüle olmaya yatkın kişilikler. Benim suçum neydi? Benimle ilgili mesele neydi diye çok fazla soranlar. Benim hatam diyenler ve burada benimle ilgili ne vara çok odaklanıp onunla ilgili ne var? Burada aslında onun meselesiyle ilgili ne var diye karşı tarafı sorgulamayan kişilerde olduğunu görüyoruz. Yani bu kişilere tırnak içinde kurban mağdur denir. Bizim de çok söylemimize takılmıştır. Yani işte narsistleri, işte gaslighting yapanları, işte love bombing ve ghosting yapanlarla birlikte olan insanlara kurban ve mağdur deme alışkanlığımız çok gelişmiştir ama ben mümkün olduğu kadar bu refleksimi yok etmeye çalışıyorum. Çünkü bu taraftaki kişi de bu kadar edilgen bir konumda kurban ve mağdur değil aslında. Biz onlara kurban, mağdur gibi sıfatlar taktığımızda aslında biz de bir şekilde onları mağdur, ayrıca bir mağduriyet üzerinden tekrardan şiddet uygulamış oluyoruz. Çünkü mağdur olmak, kurban olmak çok edilgen bir şeydir. Yani orada onun aciz olduğuna dair biz de gönderme yapmış oluyoruz değil. Orada da o kişi kendi ihtiyaçları doğrultusunda aslında bu kişiyle birlikte oluyor. Birisini mesela beslemeye yönelik çok fazla ihtiyacı oluyor. Bakıcı olmaya yönelik bir narsistin beslenme kaynağı olmaya çok uygun olan bir dinamiği oluyor, elverişli oluyor. O yüzden orada kalıyor aslında. Bağımlı şekilde bağlanıyor. Kendi bağlanma stiliyle ilgili bir şey var. Özür dilerim. Bunu bazen bilinç dışı bazen bilinçli bir süreçle yapıyor ama o yüzden mağdur değil. Bir araya girmek istiyorum. Bu neyi tahayyül ediyorsunuz? Yani mesela bunu ben hep bu anlatımlarda belki alışkanlıkla, düşünme alışkanlığıyla bu erkek ve kadın diye hayal ediyorum yani hani bu ghosting yapan erkek yani evet yani ama yani hayalinizde ne canlanıyor, bir kadın mı erkek mi canlanıyor şöyle sizde? Şöyle söyleyeyim, ben de şöyle oluyor. Yani hem love bombing'de hem ghosting'de evet, hep erkek yapıyor gibi geliyor. Narsistik karakterlerin aslında uyguladığı duygusal manipülasyon örnekleri olduğu için bunlar ve narsistik kişilik özellikleri ve bozukluğu diyeyim.
erkeklerde daha fazla görüldüğü için dolayısıyla pratiğimize aslında bunları yapanların erkekler olduğu yönünde geçiyor. Pratikte zihnimizde, mi böyle? Zihnimizde öyle. Bütün veriler ve literatür, narsistik yani... kişilik bozukluğunu literatür tabii ki daha fazla tanımlıyor erkeklerde. Şimdi sadece narsistik özellikler değil tabii. Yani mesela psikopatik, antisosyal özellikler onlar da erkeklerde fazla. Daha fazla. Ve dolayısıyla aklımıza erkekler geliyor. Yani hayat, özür dilerim, yaşıyoruz. Yani hayatınızda böyle yani hem bu love bombing'i hem de ghosting'i yapanı bir kadın olarak... Gördünüz kadınlar mu? Kadınlar da var tabii. Hayatsız hayatınızda gördünüz mü? Pratik çalışmalarımda tabii ki gördüm. Görüyor musunuz? Çalışmalarımda muhakkak. Peki tabii ne gördünüz orada? Yani niye genelde erkeklerdeki bu davranışı niye kadınlarda gördünüz diye düşündünüz? Kadınlarda da narsistik özellikler geliştik. Anladım var ama niye? Onlarda da görüyorsunuz. Hani nedir, motivasyonu nedir ya da nereden ortaya çıkmıştır kadınlarda ortaya çıkar şimdi onu merak ediyorum. Kadınlarda da ortaya çıkış şekli aynı erkeklerde olduğu gibi bir duygusal eksiklikten. Ama toplumsal bir ödev yok yani eğitimde, toplumsal da rol biçmede, ödev vermede yok. Kültürü atlıyor ama. Yani narsistlerin en önemli özelliği kültürü atlaması, kendini kültürün ötesine koyması. Kültürel doğruları kendi doğruları olarak almaz. Kendi doğrularını yaratır o ilişkide. Dolayısıyla gelenekler, kültür, doğrular, yasalar... Nasıl ya, o bir yerde yetişmiyor mu kadın ya da erkek bir muhakkak, toplumda? Ama kendini bir bunun eğitim, üzerine koymak durum. Narsizm zaten. Ben her şeyden daha değerliyim ve üstünüm. Benim İki doğrularım her şeyin üstünde. Özür dilerim bir dakika. Tırnak içerisinde artık bir patolojiden bahsediyorsunuz tabii, yalnız. Tabii patolojiden yani, bahsediyorum. Yani toplumu aşan, kültürü aşan bir patolojiden bahsediyorum. Ben patolojik bir aşamadan bahsetmiyorum. Yani bunu yani... Muhtelif olarak yapıyorsa yani bir ilişkide hiç sorumluluk almıyor ve bir ilişki yaşadı. Sonra hiçbir şekilde yani ya beslenme kaynakları tükendi ya kendince ilgili bir dürtüselliği var. Çekip gitmek istiyor, sorumluluk almıyor ve hiçbir açıklama yapmıyor. Bunu muhtelif zamanlarda yapıyorsa, her ilişkisine yapmıyorsa, hayatının bir döneminde kendince sebeplerle belki çok depresiftir, belki çok farklı durumlar vardır vesaire yapıyorsa bu kişiye tabii hemen bir psikopatoloji tanısı koymak doğru olmaz. Daha insanlık hali değil. Bir şey söyleyeceğim, beni dinle. Buyurun. Şimdi sizinle bakın, benim de programcı tecrübesiyle söylemek istiyorum. Ben de mesela konuklarımı anlamaya çalışıyorum. Mesela dikkat ederseniz bir tek sizin sözünüzü kesemiyorum. Farkında mısınız? Tabii. Ne güzel, şimdi doktorun kesmeyin. Sözünü kesiyorum. Doktorun sözünü kesiyorum. Avukatın sözünü kesiyorum. Sizin... Bu iyi bir şey mi? Hayır. Söylüyorsunuz? Şunun için söylüyorum. Bakın bu bir, ya iki şey olabilir. Bu mesela şu andaki anı değerlendirirsek bu iki şeyden dolayı olabilir. Bir, sizin kişiliğiniz. İki, diyelim ki bu programa gelirken bir yargıyla gelmişsinizdir. Ön yargı demiyorum, yargı sadece. Yargıyla gelmişsinizdir. Yani bu Okan mesela söz keser, ben onun için bu sözlerimi tamam. Çünkü ben sizin sözünüzü, ya size araya girmeye çalışınca siz aynı anda konuşuyorsunuz benimle. Bu çok güzel, çok sevdiğim bir özellik. Hiçbir sorun yok. Ben seviyorum çünkü hep beraber bir konuyu köpürtelim böyle beraber. Beraberce. Bu benim için hiçbir sorun yok. Ama şimdi mesela bu size sorayım. Bu ben nedir? Bir şey sorayım. Lütfen bana bunu yanıtlar mısınız? Mesela bu nedir bu mesela? Sözü kesememeniz mi? Evet. Mesela nedir bu? Mesela kişilik olarak ki ben mesela hanımefendiye diyorum ki yani bunu bu tip manipülatif hareketleri hep erkeklere atfediyoruz. Kadınlar da yapar mı? Yapar. Sözün kesilmesi mesela... benim için ne anlama geliyor? Bu önemli. Bu önemli onda. Onu bilmiyorum. Şimdi bak sözümün kesilmesi ne anlama geliyor? İşte ona sormak lazım. Sözümün kesilmesi, karizmam çiziliyor diye bakıyorsam kestirmek. O yargı. Bir de kişilik özelliği mi acaba? Ama onu diyorum şimdi. Ben araya girebilir miyim? Hocam bir programda ilk defa doktoru doktora... Şimdi Bahar Hanım'ın kişiliğini masaya yatırmayalım. Ne olur yapalım. Niye yapmıyoruz? Yani arada yaparız. Niye ben mağdur oluyorum? Niye karşımdaki uzman oluyor da ben hep mağdur oluyorum? Duygusal ihtiyacınız ne? Yani benim sözümü kesmekse duygusal ihtiyacınız. Ben bunu göremediysem bir şey atlamış oluyorum. Evet, bunu okuyamadıysam bir şey atlamışım ben. Şimdi böyle söylerseniz ama seyirci benim duygusal ihtiyacım olduğunu düşünür. Ben bir şey ama söz alabilir miyim? Ama tabii duygusal ihtiyacım var herkese. İki sorunuza yanıt verebilir miyim? Orada hani kadınlar olmuş. Sayın doktor. Peki. Sayın doktor. Deminden beri Bahar'a söyleyeyim. Çünkü bir şey araya geldi. Bir bitireyim sana vereyim. Bir cümle söyleyeyim. Tamam söyle. Yok devam et. Evet. Şimdi hep narsistik erkek hakikaten böyle gittik. Literatürde karşılığı var. Ama bir şeyi atladık. Onu ekleyelim. Siz oradan devam edin yine. Borderline kişilik. O da kadında %90, erkekte %10 olan bir şey. Öyle mi? Borderline kadınlarda uçlarda yaşarlar.
gökte ve yerde. Yani anlatabiliyor muyum değerlendirmeleri? Yani o tip... Borderline bir kadın bana ghosting ve love bombing yapabilir mi? Tabii ki. Yapabilir. Tabii şimdi ki. Şimdi girebiliyorum artık değil mi? Şimdi hava hep bu şeyler işte gaslighting, işte bombing falan uçuşuyor ama hani gerçek yaşam pratiğinde hani bunlar da biraz dikkat çekiyor, ilgi çekiyor. Popüler terimler. Bahar'ın da bu arada ilişkiler üzerine hani çalışıyor. Ben kendisini dışarıdan takip ediyorum. Çok beğeniyorum. Hani ve şey başka bir şey. Uzmanım zaten aslında. Kıdemli. Başak. Estağfurullah. Ne demek kıdemliyim? Albayım gibi bir şey. evet evet. Bizde yani, ihtisasta böyle bir şey vardır. Kıdemliyim deriz. Peki, evet, yani uzmanlarımıza. Bahar'ın hani özel çalışmaların olduğu için belki biraz hani araya girememişsinizdir. Yok canım. Ben de değilim. İlişkiler aralığında çalışıyorum ağırlıklı olarak ve şunu söylemek istiyorum. Şimdi demin bir soru sordunuz. Şimdi iki çocuk düşünün. Bir erkek çocuğu, bir kız çocuğu. Şimdi kadınla erkek farklı. Yani kız çocuğuyla erkek çocuğu farklı. Farklı yollardan, benzer yollardan da geçiyoruz, farklı yollardan da. Ve şimdi hani şöyle bir vurgu vardır. Hani bir erkek çocuğunun da, bir kız çocuğunun da ilk sevgi ilişkisi annesi. Yani bir erkek çocuğunun ilk aşkı annesi, sevgisi. Bir kız çocuğunun da ilk ilişkisi. Yani hayatın ilk iki yılı çok önemlidir denir ikili ilişkiler için. Şimdi bir kere onun için geçtiğimiz yollar farklı, anatomimiz farklı ve hani bir tıbbın, psikiyatrinin şöyle bir modeli var, hala çok hani itibar edilen bir model, adı biyopsikososyal model deniyor. Türkçesi şu: her şeyin biyopsikososyal nedeni var, yani hiçbir şeyin tek sebebi yok. Buna çoklu nedensellik deniyor. Yani biyolojik sebepleri var, doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz var. Yani İşte teknik adı var, İngilizce basic core deniyor. Türkçe'ye temel çekirdek diye çevriliyor. Yani insan dünyaya boş bir çekirdek gibi gelmiyor. Hepimizin kendine has bir yapıyla geliyoruz. Onun için mesela şimdi iki çocuk düşünün. Çocuklardan bir tane, ikisi de yoksun kalmış sevilmekten. İkisi de travmatize olmuş çocukken. Ama o çocuklardan biri sadistik oluyor, acı çektiren birine dönüşüyor. Kandıran birine dönüşüyor. Ama diğeri de acı çeken birine dönüşüyor. Kandırılan birine dönüşüyor. Mazoistik birine dönüşüyor. İşte bunu belirleyen işte biraz şey de var. Hani işte yapısal özellikler, hayatımızın hangi yaşında daha çok işte az sevilmişiz, mahrum kalmışız, yoksun kalmışız, nelerden mahrum kalmışız. Ve kadın erkeğin tabii ki farkı var. Yani en temel fark da demin Bahar Hanım da söylediği gibi. Yani kadınlar bağ kurmaya, bir şeyi onarmaya, sadakate daha yatkın oldukları söylenir. Yani biz erkekler daha sol beyinliyiz, daha düz bakıyoruz. Duygu dünyamız biraz daha sığ kadınlara göre. Hani bu farklardan dolayı hani şey olarak da, hani bilimsel olarak da kadınlarla erkekler beynin iki yarısını çok daha ahenkli kullanır denir. Biz biraz daha düz bakıyoruz. Daha düşünce dünyası yönetiyor ilişkilerimizi. His dünyamız biraz daha dar. Ama bu istismar edilen ilişkilerde şöyle bir şeyden bahsediliyor. Hani az önce Bahar Hanım'ın vurgusu, o da önemliydi. Yani bir mağdur etiketi yapıştırmak yerine terapide zaten hani bir istismara maruz kalmış bir kadının, işte ister gaslighting olsun, ister love bombing olsun, ister bilmem ne. Yani eğer bir kadın ilişkide bir gerçekten sinsi bir şekilde kandırılmışsa, aldatılmışsa, istismar edilmişse, terapide bir süre sonra şu da çalışılıyor. Ya sen acaba nerede kendini hiçe saydın? Hı hı. Ve sezgilerinden uzaklaştın? Şalteri indirdin, kadınsal içgüdülerini, sezgilerini yok saydın. Hani oralarda tekrar kadın kendini bulmaya başlıyor. Ha, benim şöyle şöyle olumsuz özelliklerim var, zaaflarım, hatalarım var ama hani şöyle şöyle de olumlu özelliklerim vardı. Kimdim ben? Kimim? Bunu hatırladıkça tekrar daha bir dik duruş geliyor ve o zaman işte hani ha bak, senin de bu ilişkide yaşadığımız olumsuzlukta senin rolün payın şu, benim rolüm payım şu. Yani hangi çiftlere yardımcı olunamıyor? Eğer partnerler ya yaşadığımız olumsuzlukta benim rolüm payım şu diyemiyorsa o çiftlere yardımcı olunamıyor. Narsistlerde zaten böyle bir jargon yok. Yani hani benim bir hatam olamaz ki. Ben kusursuz bir varlığım. Sayın hocam, hanımefendi. Şimdi acaba bu bahsettiğimiz, sonra da bu gaslighting'e döneceğiz ama bu love bombing'de ve ghosting'de dünyada hukukun ya da Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun ele alabileceği bir suç, mağdur bırakma olacak mı? Örnekse iş hayatında bu olsa, diyelim ki siz bir menajer olarak bir
kurumsal yapı olarak benimle bir anlaşma yapsanız, sonra da ortadan kaybolsanız, ben de bunun üzerine başka randevularımı iptal etsem falan filan, beni dolandırmış olursunuz, mahkemeye giderim. Yani yazılı bir anlaşma ya da sözlü bir şey falan filan, böyle bir söz verme gibi. Bu da hayattaki bir mağdur bırakma ya da şiddet eylemi gibi görülebilir. Ne görüyorsunuz, ne umuyorsunuz? Şöyle, yani sadece bunun varlığı değil de varlığının sonuçları olabilir. Az önce verdiğim ama gibi. Evli de değiliz mesela. Tamam, ama evli de değiliz. Burada öncelikle suç var mı? Yani böyle bir şey kanunda düzenlenmiş mi? İlk bakacağımız yer burası. İşte koyalım kanuna diyorum. Bununla alakalı sonuçlar şunlar olabilir. Sonuçlarda genelde flört şiddetini kapsayan her şeyde, bunlar dahil olmak üzere psikolojik şiddet çatısı altında zaten, hakaret, taciz, tehdit, huzuru bozma, suça teşvik etme, bulunduğu herhangi bir yerden, seçimden, özelliklerinden dolayı aşağılama, halkı kim ve düşmanlığa sevk diyebilir, duyarız bunları. Bunun gibi birçok suç olabilir ve dediğiniz gibi çok başka kanunları da devreye sokabilir. Kimi zaman iş kanunu, kimi zaman medeni kanun, kimi zaman ticaret kanunu. Doğru. Medeni kanunun bunu ele alabilmesi için o zaman evlilik dışı, dünyada birçok yerde işte beraber oturmak, bir ne dönüyor ona, İngilizcesini Fransızcasını unuttum şimdi, birlikte yasal olarak tanınan durumlar, tanınan bir durumu, evet, olması lazım. Çünkü sosyal haklarınız bakımından, evet, benim evimde aslında evli olmadığım bir partnerim var, ismi şudur, kendisi budur. Peki, ve bu da daha genişleyebilir sorumlu. Böyle benle işte ilişki kurdu, şu kadar gittik, yedik, içtik, dolaştık, toplum bizi böyle birlikte algıladı filan, değil mi? Bunlar da girer belki. Yurt dışında çok daha kolay tabii ki. Bunlar tanındığı için ve sosyal haklar kapsamında düzenlendiği için, birlikte hayatı paylaşan ve yaşayan partnerler açısından, hem de cinsel tercihler önemli olmaksızın. Dolayısıyla burada hem, yani hangi türden bakarsak bakalım, fiziksel şiddet dışında net kurallarımız yok ülkede. Psikolojik şiddetle ilgili, dijital şiddetle ilgili, dijital güvenlikle ilgili hala hep Türk Ceza Kanunu'na sokmaya çalıştığımız, nasıl yaparız, nasıl suç duyurusunda bulunabiliriz diye düşündüğümüz bir noktadayız. Bu devirde en çok bu konuların sonuçlarının yaşandığı yerler dijital mecralar oluyor tabii ki. Yani bir kişi bir kişiye ghosting uyguladı, ortadan kayboldu ve intikam duygusu gündeme gelebilir. Ve programın başından beri konuştuğumuz her şey, işte intikam pornosu diye bir şey var. Fotoğrafların paylaşılması diye bir şey var. Bunlar bütün bu yaşanan durumlardan sonuç olarak çıkan şeyler. Niye adına intikam pornosu deniliyor? O da literatüre böyle geçiyor. Sizinle yaşadığım ilişkimde görüntülerim var. O zaman uygun bulmuşum o partnerle yaşarken. Görüntüler çekilmiş fakat işler kötü gittiğinde bunlar bir tehdit ve şantaj unsuru olmuş. İşte bunun bir sonucu olarak örneğin dijital şiddet. Burada bir ara vereyim. Sayın doktor, bu 80'li yıllarda home videolar başladı. Home video, ama bahsettiğim erotik filmlerdeki home video tabirinden söz etmiyorum. Bildiğimiz home video, yani çoluk çocuk bir tane video kamera alıyorlar aileler. Doğum günü partisi. Ondan sonra eskiden o işte şeyler vardı. 8 milimetre kameralar vardı. Onun öncesinde 16 milimetreler vardı falan, ailelerin kullandığı amatör kameralar. Bu yalnız 80'lerde şöyle bir şey oldu. Bütün o yıllarda çekilmiş filmlerde de görürsünüz. Home videolarda, o zaman herkes evin eline bir video kamera geçirdiğinde, birçok filmde de vardır, komedisi de yapılmıştır. İşte karı koca, hadi bir kendimize çekinelim. Şimdi hani selfie yaparmış gibi, bugünün tırnak içinde şeyiyle. Erotik selfiler, uzun süren videolar, daha uzun şeyler falan filan. Sonra bunlar da tabii işte o kasetler karışır marışır bir sürü komedi oldu. Bunları hala yapıyorlar mı yani? Onun için doktora soruyorum. Bunu niye yapıyorlar? Şimdi niye filmlerini çekmek istiyorlar çiftler? Yani bir şeyden bahsetmiyorum. Şantaj videolarından bahsetmiyorum. Birisi gizli şey kamerası, casus kameradan söz etmiyorum. Cinsel anlamdaki paylaşımları söylüyorsunuz. Cinsel birliktelikler. Çünkü bir de dünyada birçok kişinin çıkıyor. Yani mesela bütün bu Amerikalı, değil mi, meşhurların böyle bir videosu var bazı partnerlerle, sonra onlar piyasaya çıkıyor. O piyasaya çıkınca niçin bir skandal oluyor, ben onu da anlamıyorum. Niye oluyor? İşte o adamla beraberdi, ne yaptıklarını sanıyorduk sürekli, hani değil mi, evlerinde. Özel hayatın gizliliği klasörü. Özel hayatında gizli ki. Ama ortaya çıkıyor ve onun ortaya çıkması da çok işlerine yarıyor.
Ama cinsellik zaten ayıp günah, oralara hiç giremedik, konuşmadık ama bir kere ayıp günah bir şey. Bir de ortada artık o insanın skandal diye başlıkla ele alınabilir. Bu niye yapıyorlar? Kişilerin cinsel hayatlarına renk katmak bunlardan biri olabilir. Yani sevişmelerini videoya alabilirler. Ben burada daha psikiyatrik bir şeyi merak ediyorum. Yani bunun narsisizmle de bir ilişkisi var mı yok muyu merak ediyorum. Yani hani bir ayna, yani oradaki bu çekime bir ayna ödevi yükleyelim. Devam edecektim böyle işte. Bir, evet bravo, özür dilerim. Buyurun. Tamam. Bir böyle bir hani... Bak arkadaş. Ben de çekim. Kardeş. Ben de kesin. Kardeş sözünü alıyor. Manipüle ediyorsunuz beni. Hayır. Estağfurullah. Şaka yapıyorum. Bir cinsel yaşamlarına bir renk katmak olabilir. Ne güzel sevişiyoruz ya filan deyip narsistik bir okşanma yaratabilir. Yani bir kişilik öyle ilgili bir konu da olabilir. Ama sonuçta çiftler için bu mübah olmalı bence. Ama günümüz dünyasında, şu internet dünyasında çok dikkatli olmalı insanlar. Yani bu tip atraksiyonlar yapmadan önce bence birkaç kere düşünmeli. Yine, ilişki bozulduğu zaman. Özür dilerim. Yine tıbbi olarak bana söyleyin. Çünkü bugün ben hem erkeklerde hem kadınlarda beraber bir selfie çekilmemiş bir toplantının, bir yemeğin, bir buluşmanın eğer bir beraber bir fotoğraf alınmadıysa, bir selfie alınmadıysa onun yok sayılması, hiç yaşanmamış gibi kabul edilmesi, eyvah bir fotoğraf çekmezsek bugün ne halta yaradı bugün bir araya gelmemiz falan gibi bir durum görüyorum. Şimdi acaba bunu da herhalde bakarsak hani belki müsamahalı bir narsisizm diyebiliriz belki buna. Bilmiyorum tanımlamanız nedir. Bunun yatak odasında da mı devamı acaba? Hani şimdi burada yedik yemekleri... Dedim ya birkaç şey olabilir. Bir... Yani onu da mı? Yani bunu yok sayıyorsak onu da mı yok sayıyoruz? Onun da bir... Ama ondan da kötü ben mi? Mesela bu Instagramcılara onu da söylüyorum. Çocuğumla ben, kiraz yerken ben, ağaçlar arasında ben, ondan sonra işte go to work var ya öyle şeyler. Şimdi işe gidiyorum, şimdi işten dönüyorum, şimdi arkadaşla buluşuyorum. Bir de öbürünü de koy, onu da koy, onu da lazım. Genel olarak şöyle bir cevap vereyim. Şimdi bizim kişilik patolojileri bu DSM 5'te 10, 13 arasıydı bazen değişiyor. Şu anda 10 mu? A, B, C kümesi var ve 10 civarında kişilik bozukluğu tanımlanmış. 2013 Mayıs'taki sürümde DSM-5 bütün dünyadaki işte bu psikiyatrik hastalıkların kategorize edildiği, sınıflandığı kitap. Şimdi ben şunu fark ettim, kendi gözlemimi söyleyeyim. Dünya şu anda global, küresel bir narsizm diye bir şey. Sanki bu sınıflama sisteminden bir gün çıkacak artık. Yani narsist olmadan yaşayamayacağız gibi. Histrionik olmadan yaşayamayacağız gibi. Ne olmadı efendim? Histrionik. Daha teşhirci, daha kendimizi gösteren, bütün spotların altındayım, görün beni, buradayım filan. Bu Instagram hareketlerine de bakalım, sosyal medyadaki hareketlere. Bir narsistin paylaşımlarını az buçuk anlarsınız zaten. Narsistik yapıyor. Ben Instagram'da narsist olmayan insan görmüyorum. O herhalde hiç Instagram'ı yok onun. İşte o yüzden... Artık bu kaç bir kişilik %3 olsun, %5 olsun hani değil mi dağılımı? %3 narsist var toplumda, %5 işte antisosyal var filan. Yaşadığımız dünya biraz o davranışları da hem tüm dünyayla kurduğumuz ilişki, sosyal medyayla kurduğumuz ilişkiyi şekillendiriyor, biçimlendiriyor. Düşünüyorum öyleyse varımdan, görülüyorum öyleyse varım postmodern dünyasına geçtiğimiz için. Ama bunu hastalık olarak tanımlayacağız mı, tanımlamayacağız mı? Şimdi tanımlayabilir miyiz? Bütün insanlar, bir kitle buna. Hani diyoruz ya, kültürel faktör bu. Ben psikiyatriyi burada çok riyakar buluyorum, psikiyatri tarihini. Çünkü psikiyatri adamı işe yolluyorsa, evinde çoluğuyla çocuğuyla bir arada tutuyorsa, adam cinayet işlemiyorsa ve işe gidiyorsa onu psikiyatri ne değil mi Sayın Hocam? Sayın bazı hocam, psikiyatri okulları yani. Yani tüm psikiyatrinin tamamı diyor, değil yani. Depresyon. İşlevselliği devam ediyor. İşlevselliği devam etsin de. Hani, zaten tanı şey için işlevselliğe bakıyoruz ya. Mesleki ve sosyal ilişkiler. Değişti mi? Eski bir inanış kesinlikle. Ya şimdi yani, topluca hasta olduğumuzu düşünürsek. Psikoterapötik süreçlerle çalışa çalışa artık yani psikiyatri kendi çok yeniledi ve o DSM'nin işlevsellik devam ediyorsa her şey yolundadır kısmı değil, kesinlikle evet. Artık rafa kalktı. Onu kullanan herhalde yoktur aramızda. Ama bunu da herhalde kapitalizmin dönüşmesine bağlıyoruz. Eskisi kadar
istihdam etmeye gerek yok. Çalışma saatlerini kısaltıyoruz. Hedonizmaya, eğlenceye daha çok vakit harcıyoruz. Artık bütün şeyde yani yönetici sınıfı da, çalıştıranlar da, siyasi mekanizmada artık bunları diyor ki tamam, belki de şeye döndük yani, çalışsından ses çıkarmasına döndük belki de. Edilgen olsun ve evet, keyfine baksın, işte yesin içsin, coşsun, fotoğraf çektirsin, çocukları büyütsün. Dolayısıyla düzeni değiştirmesin. Düzeni değiştirmesin. Aslında ve iktidar evet. kurmasın. Evet, bravo. Başka şeylerle oyalansın. Evet, peki galiba biraz sessizlik oldu. Gireyim hiç beni konuşturmadığınız için. Gaslighting'e gireceğiz. Türkçe'de gaz lambası anlamına gelen gaslight sözcüğünden türetilen gaslighting kavramı, 1938 yapımı Gaslight adlı bir tiyatro oyunu vasıtasıyla literatüre girmiştir. Bu tanımlama, ikili ilişkilerde bir tarafın diğer tarafa karşı yürüttüğü yıldırma ve algı yönetimi stratejisini ifade etmek için kullanılır. Türkçe'de sanrıya zorlama veya kısaca manipülasyon olarak kullanılabilir. Psikoloji menşeili bir kavram olan sanrıya zorlama, birine yapmadığı bir şeyi farkında olmadan üretilen bir rıza sonucunda yapmış gibi ikna etme yöntemidir. Bu durum flört ilişkileri içerisinde uygulandığı zaman bir psikolojik şiddet ya da istismar türüne girer. Karşı tarafı manipüle eden kişi, o kişinin gözünde masum görünebilmek için kendisini yanlış anladığı çerçevesinde bir söylem tekniği geliştirir. Gaslighting'e maruz kalan birey, partnerinin duygusal ve zihinsel istismarına uğradığı için bir süre sonra partnere bağımlılık geliştirebilir. Bağımlılığın ortaya çıkması, sürekli manipüle eden bir zihinden dolayı istismar edilen bireyi bir müddet sonra kendinden sürekli şüphe duyan birine dönüşmenin sonucudur. Hakikaten ben bunun mağduru oldum hayatım boyunca. Hep değil mi, aklınıza hep erkek geliyor bunu yapan olarak. Yok, ben bunun mağduruyum. Filmde ben erkek yapıyor, gazı ışığı kapatıyor. Kadın loş diyor, hayır diyor, sana öyle geliyor. Şimdi biz de hayatımızda bakmamız lazım. Evet. Benim loş dediğim ama neye bunu o? Kadınlar daha iyi becermez mi sayın doktor? Kadın yapmadığınız bir şey yapıyormuş gibi göstermeniz. Evet. Uğradınız bu mu? Ben hep buna uğradım. Tabii ki olabilir. Herkes bana bunu yapıyor. Ama flört şiddeti... Sadece ilişkilerde değil, herkes sabahtan akşama kadar bana bunu yapıyormuş. İşte flört şiddeti tam da bu ya, her yerden senin olabilir. Senin akıl oyunlarınla ilgili, sen böyle sanıyorsun, senin aklının oyunu, hayal ürünün aslında gibi şeyler söylüyorlar. Ya ben tabii bunu şimdi şakasını yapıyorum bir yandan ama bir özellikle bir kadının bir erkeğe ya da bir erkeğin kadına ya da başka bir ilişkide... Manipüle ettiği çoktur. Ama herkes bunu yaptığını görüyorum bir de. Görüyorum sen, da. Sen böyle düşündün diye bir şey çok uygulanır manipülasyon. Bir de sen böyle yaptığın için böyle oldu. Ben aslında İş yerlerinde de uygulanmıyor mu? Bu senin suçun demek. Evet. Seninle ilgili demek zaten çok standart bir manipülasyon tekniğidir ve çok sık kullanılır. Bence en çok psikiyatrlar yapıyor. Bu senin suçun demek mi? Ama bu zaten çok yanlış bir teknik olur yani kişiye. Ama böyle... Bu seninle ilgili ya ve senin suçun. Ya bilmiyor musunuz bu şeyler, kişisel gelişim kitapları... yani evet. Aslında psikiyatr olmayanlar, hekim olmayanlar, eğitim almamışlar ama bu yola soyunmuş, buradan kazanç bekleyen... Onlar da terapi öğrenenler. Evet, onlar sürekli bunu yapmıyor. Suçlusu sensin. Böyle şeyler dinlemedik mi? Böyle videolar seyretmiyor muyuz? Böyle sesli bir şeyler belki onu şuna çevirebiliriz. Dinlemiyoruz yani. Bir yerde. Bunu başına gelenlerin suçlusu sensin. Bu yok mu ya? Suçlusu sensin diyorlarsa kesinlikle çok ciddi bir sıkıntı da. Sorumluluk al ve seninle ilgili ne var diye ona bak demek belki daha doğru bir cümle olur. Anlamlı olan tabii bu zaten. Ama bizim ülkede şöyle bir şey oldu hakikaten. Bu dizilerde, mizilerde hani popüler oldu ve hani sanki psikiyatri, psikologlar, psikiyatristler, terapistler sanki şey yani böyle bir yaşam koçu gibi vurgulanmaya başladılar. Sanki danışan kişi, terapiye gelen kişi cahil, kafayı çalışmıyor. Hani bütün puzzle'ın parçaları darmadağınık ve... Akıl vermek. Yani evet. Hani gerçek terapi destek bu kadar almak, hani şey bir şey değildir, direktif bir şey değildir. Hani senin sorunun şu, çocukla şöyle geçmiş, şöyle yap, böyle yapma falan. Tam tersi gerçek terapide tek temenni kişinin kendisine yeni sorular sorup, kendine doğru sorular sorup yanıtlar araması. Bu çok önemli. Yani bu yani, şeyde siyasi mekanizma da bunu yapmaz mı? Yani sen benden önce öbürünü seçtiğin için ben seni kurtarmaya geldim.
O siyasi otoriteye muhalif olan da bunu yapmaz mı? İşte bunu seçtin. Ben zaten yapımız müsait. Siyasi güç kullanır zaten. Ama burada demek ki bir tarafın daha güçlü olması, asimetri olması gerekiyor galiba. Var zaten. Sorumluluktan kaçan bir tarafımız var. Zaten biri benim adıma yönetsin, sorumluluk alsın, çözsün, kurtarsın. Yeter ki ben suçlanmayayım, cezalandırılmayayım. Yani zaten bir pasifist, edilgen bir tarafımız var. Suçluluğa eğilimli bir tarafımız var. Korkularımız var ve bundan dolayı zaten bir tarafımız vazgeçiyor şeyden. Var, buna teknik bir adı var, buna şey deniyor. Yok olmamak için var olmamak deniyor. Ha. Yani şöyle olursam, işte onaylanmazsam yok olurum, işte bilmem kimi üzersem bilmem ne olurum falan derken, hani yok olma korkusuyla var olmamak. Hatta bunun bir de sonucu var deniyor. Var olmamanın suçluluğu. Yani kendimi içe sayıyorum ve saydırıyorum. Ve bunu bir tarafım biliyor. Peki. Tahakküm muhakkak var değil mi? İktidar ve tahakküm ama muhakkak bir, var zaten. Ama bir yani, diğerine sürekli bu gaslighting'i yaparak bir hayat sürdürebilir ve uzun yıllar tabii yaşatabilir. Tabii, belki evet, bir ömür var. Peki efendim. Şimdi sayın doktorum, siz bilişsel davranışçı terapist ve cinsel terapist olarak ve psikiyatrist olarak sizi biliyoruz. Bu bilişsel davranışçı terapi nasıl bir şey bu? Ne yapıyorsunuz orada? Ne anlatıyorsunuz? Şöyle, size, onlar seni anlatıyor. Patolojik davranışları, o klinik semptomları bir hastalık üzerinden de söyleyebilirim. Gidermek için onu meydana getiren şeyin aslında temel düşünceler, onlardan işte ortaya çıkan otomatik düşüncelerin sonunda olduğunu gösterip o düşünceyi yeniden yapılandırarak bir takım davranışçı ödevler vererek o şeyi, bozukluğu ve hastalığı tedavi etme yolu. Ta eskiye, geriye gittiğimizde de Stoik felsefeye kadar uzanır. 2000 yıllık bir tarihi var aslında. Epiktetos'tur babası. Cinsel terapi olunca, cinsel terapi böyle bir terapi ve tedavi seansına bir çift beraber mi katılıyor? Tek başına katılınmaz herhalde. Çok ender vakalarda tek başına almak zorunda olduğumuz da olabiliyor. Evet. Ama tabii ki tercihimiz bir partneriyle, bu cinsel partneriyle, eşi olabilir. Flört ettiği kişi ya da arkadaşı olabilir. Bunlarla. Peki onlar nasıl olur da birbirlerine anlatamadıkları şeyi gelip size anlatıyorlar? En çok da ereksiyon sorunu yaşadıklarına gelirler. Yani erkek ereksiyon sorunu yaşandığında ya da vajinismus yaşadığında. Evet. Gelmek evet zorunda kalırlar. Cinsel eğitim deyince cinsel birleşme hemen insanlar anlıyor. Onlar anlıyor. Ondan yani korkuyorlar. Maalesef. Ve o yüzden o henüz yerleşemedi. Konuşmayalım, uzak duralım. Dolayısıyla cinsel işlev bozuklukların arkasında daha psikiyatrik nedenler aslında bulmak ve görmek isteriz. Ama bakıyorsunuz ki sosyolojik, kültürel evet arka planlar. Ben çok endişeleniyorum çünkü yani ben... Mesela bu kadar işte biraz önce bahsettiğim ya, bütün bu polisiye külliyatı izleyip platformlarda aslında orada sonunda katil olmuş olan insanların bizden çok da farklı görünmediğine dikkat ediyorum. Yani onlarda bir özellikler onlara gösteriliyor. İşte zaten çocukken de şöyleydi böyleydi, işte hayvanlara kötülük yapıyordu falan filan gibi göstergeleri var ya, ama birçoğunda da o göstergeler yok. Olan yani, psikopatlar. Yani evet yani herkes o kadar çok var ki ben sabahtan akşama kadar görüyorum. Yani yani bana Allah herkesi korusun, özellikle çocuklarımızı, gençleri, ama herkes bu konuda cinayet işleyecek potansiyelde. Çünkü şu andaki kültürel bombardıman da böyle yapılıyor. Bahar Hanımcığım, siz de iki kitap, Terapi Odasında İyileşen İlişkiler, İmkansız İlişkilerden Mümkün İlişkilere kitaplarınız var. Bu terapi odasında iyileşen bir ilişki olması mümkün mü? Oluyor mu? Çok mümkün. İsmini telaffuz ettiğiniz için öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum Kenan'a. İsim babasıdır çünkü kitabımın. Acaba ne koyalım? Terapiler ve ilişkiler geçsin isim içinde derken, terapi odasında iyileşen ilişkileri. Burada umut da veriyorsunuz. Kenan. Çünkü umut var. Aynı şey aslında, orada bunu konuştuk. Aslında umut var. Yani bu bir umut satmak değil. Gerçek anlamda bir umudun olduğunu aslında anlatabilme arzusuydu. Terapi odasında ilişkiler iyileşir. İlişkiler kendiliğinden de iyileşir. İyileşemeyeceği boyutlarda yardım alabilirler ve bu tabu değildir.
Çünkü sonuçta ilişkiler öğrenilen bir şeylerdir. Öğrenilen bir süreçtir. Anlamlandırılan, hesaplaşılan bir süreçtir. Bunu da terapi odası bize vaat eder. Peki. Başar Akman, sizde de tabii ki psikiyatride hastalarınız dışında bu evlilik terapileri de yapıyorsunuz. Pandemi sürecinde yapmadınız ben mı? Ben 1,5 yıldır yüz yüze görüşme yapmıyorum. Muayenehanemde yapmıyorum. Yani bütün görüşmelerimi online sürdürüyorum. Burada da evlilik terapisi de örnekse online olarak mı? Tabii oluyor. Evet. Oluyor. Yani, peki sizce yani şu algı doğru mu yanlış mı? Eğer yanlışsa onu yıkmak için de biz de bu yayının da bir ilham verici özelliği olsun diye soruyorum. Yani birçok kişiye göre eğer bir evlilik ya da evli değiller bir ilişki terapisine gidiyorlarsa o iş sanki bitmiştir, boşa kürek çekiliyordur diye bir algı var. Bu nasıl görüyorsunuz? Ne kadar iyi sonuç alabiliyorsunuz? Yani tabii bu bir hastalık değil yani öyle sormayayım yani, da yani o tabii. Çift aslında beraber olmak istiyorsak gerçekten bir işe yarıyor mu? Şimdi çok kabataslak iki grup var. Bir tanesi artık ölmüş bir ilişki. Yani artık iyice duygusal, cinsel, sosyal olarak soğumuşlar, kopmuşlar ve hani kimse kendi sorumluluğunu almıyor. Kimse gelinen noktadaki rolünü umursamıyor. O ilişkiler ölmüş ilişkiler oluyor ve terapide hani en azından terapinin işlevi şu oluyor. Ya ölüyü ortada bırakmayın, hani usulüne uygun gömelim. Yani ve hayatlarınıza devam edin. Yani ilişki ölmüş de siz yaşıyorsunuz. Yani bir grup ilişki canlandırılamıyor. Zaten bazen partnerlerden biri vazgeçmiş oluyor. Yani diyor ki benim artık bu ilişkinin iyileşeceğine dair enerjim, umudum, arzum azaldı diyor. Biz de şey diye soruyoruz. %50'ye mi düştü, %1'e mi düştü, sıfırlandı mı? Çünkü eğer sıfırlandı diyorsa vallahi benim hiç umudum yok. Yani biz duygusal olarak tekrar yani yakınlaşacağız, sevişeceğiz. Öyle bir arzu, istek, umut, enerjim yok diyorsa eşlerden biri o evlilik ölmüş anlamına geliyor. Çünkü hani temel referans su deniyor bir ilişkide. Yani bir eşin öbüründen bir beklentisi, talebi kalmadıysa o eş artık onun için ölmüş demek oluyor. Yani mesela bir şey var, bir Rollo May isimli meşhur bir psikiyatrist var. Kitaplarını öneririm. Kitap reklamı. Lütfen efendim. Yazarı söylüyorsunuz. Çok hoş bir cümlesi var. Şunu söylüyor. Diyor ki bir ilişkiyi diyor öfke, nefret, kızgınlık öldürmez diyor. Sevgiyi, öfke, nefret, kızgınlık öldürmez. Sevgiyi yok eden şey kayıtsızlıktır. Kayıtsız kalmak, birbirini önemsememek, artık birbirini duymamak. İşte bir grup çift o. Onlarla şey çalışılıyor. Hele bir de çocukları varsa. Ya gelin hani karı koca ilişkiniz ölmüş, kadın erkek ilişkiniz ölmüş mü bakalım. Ölmüşse de hani kayıpsa kayıp, yazsa yaz, yasınızı yaşayın, tamamlayın. Sonra da artık iki ebeveyn olarak devam edin eğer çocuklarınız varsa. Şimdi diğer grup henüz daha ilişki ölmemiş. Aslında halen birbirlerini seviyorlar. Ve hani eğer tazelenirse, canlanırsa oradan tekrar bir duygusal, cinsel, sosyal iyileşme olabiliyor. Çoğu zaman şöyle bir hata oluyor çiftlerde. Yani olumsuzluklar üzerinde fazla duruluyor. Olumsuzluklar havada uçuşuyor, suçlamalar. Olumsuzluklar azaltılmaya çalışılıyor. Halbuki evrensel olarak yani çift terapisinde şöyle bir öneri var. Yani olumsuzlukları azaltmaya çalışmak yerine olumlu şeylerin adını koyup onları besleyip arttırmaya çalışmak daha verimli bir strateji oluyor. Evet, aslında bu bile söylemeniz yani, bile ilham verici yani, bizi izleyenler açısından. Evet, ve bu konuda da ismini almak isterim. Bir hocamız var, Mehmet Sungur. Hani onun da kitaplarını mutlaka öneririm. O da hani evlilik alanında uluslararası şeydir, çok ehil biridir. Ve bir de son şunu söyleyeyim terapiyle ilgili. Bazı insanlar bilmiyor çünkü nedir, ne yapılıyor. Benim hatta bazen annem bile soruyor. Oğlum sen ne yapıyorsun terapide hani diye. Ben de diyorum ki işte ilişki bitmişse hani boşanmaya gidiyor hani. Annem anlamıyor, şey diyor, ağzına sağlık, bunu mu yapıyorsun? Bunun için para veriyorlar sana diyor. Değil tabii ki. Yani burada hani hem kişisel bir yüzleşme oluyor. Yani kadın kendisiyle yüzleşiyor, erkek kendisiyle yüzleşiyor. Hem de arada ne olduğu konusunda bir belki biraz tarafsız bir dış göze ihtiyaç oluyor. Doğru. Bir tercümana. Doğru. Yani hani benim beğendiğim bir terminoloji mesela tercümanlık. Hani çift terapisi için bence uygun bir şey tercümanlık. Hani eşlerden kadın olanın lisanını anlayıp, dinleyip, duyup erkek olana tercüme etmek, erkeği duyup kadına tercüme etmek ve sonra bir
orta bir referans oluşturmak. Ve burada da teknik olarak hani biraz hadi gelin ne istemediğinizi değil de neyi anlamlı buluyorsunuz, neyi değerli buluyorsunuz? Duygusal olarak, cinsel olarak, sosyal olarak, ebeveynlikte ya da ekonomide ya da mesela bizim toplumda şey çok önemli. Köken ailelerle ilişki nasıl olacak, mesafe nasıl olacak? Hani bizde çünkü hepsi karışık yani ya çok iç içe yaşanıyor ya kopuk olmuyor falan. Bu konularda hani bir netleştirmeye bakılıyor. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi belli bir zaman çerçevesi var çift terapilerinin. Yani böyle yıllarca hadi gelin ilişkiniz iyileşiyor mu iyileşmiyor mu diye bakalım diye bir şey olmaz. Yani bir takvim oluyor. Gelin 90 gün, 180 gün, hadi taş çatlasa 1 yıl. Yani dünya ortalaması 180 gün deniyor. Çok özür dilerim, evet. Sözünüzü keser. Bu terapilere hep evli olanlar mı gelir yoksa gözlemliyor musunuz? Yok, yani şart değil. Sevgililer de geliyor. Sevgililer de geliyor değil mi? Çiftler de geliyor, onlardan evet. Çok güzel. Adını ne koyuyorsunuz? Evet. Peki efendim, hanımefendiciğim Aysu Melis Bağlan Hanım, sizin iki kitap var değil mi? Doğru. Anne Ben Şike Mağdurumuyum, Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması ve Türkiye'de Hukuki Durum ve aynı zamanda bu flört şiddeti farkındalık atölyeleri. Bunlar aynı zamanda videolar mıdır, nedir bunlar? Videolar da vardır, evet. Bir diğer yanda da atölyeler zaten kapalı. Kişisel paylaşımın çok olduğu atölyeler olduğu için onlar yayınlanmıyor hiçbir şekilde. Spor, hukuk, hayat, bütün bu ilişkiler de bir bütün aslında çok işime yaradı. Her ne kadar spor hukukuyla ilgili olsa da hem içinden cinsellik geçiyor. Zira bir 3 puan almayı, yenmeyi, yenilmeyi cinsel birleşmeden bahsetmeden Hayır. ifade edemiyoruz bu ülkede. Evet. Dolayısıyla bu taraftarlık ilişkisinde kendimizi onaylanmak istediğimiz, bir grubun içinde gördüğümüz arabesk duyguları yaşadığımız da bir ortam. Başından beri konuştuğumuz her şeyin en büyük deney ortamı bana göre tribünler. Futbolu çok sevmemin yanında, sporu çok sevmemin yanında. Bunları da her gün hem kamusal alanda hem de açık açık yaşadığım bir ortamda ben oluyorum. Ben bundan belki 15 seneden fazla oldu. Bu tribünler ve holiganlık meselesini pornografiyle bağdaştırdığım için birçok arkadaşım bana ülkeden bir süre ayrılmamı salık vermişti. Hiç çünkü de bir dergi değil. Bunu haber yapmıştı. Hiç de öyle Bakın değil. Nereye, nereden nereye gelmişiz. Hiç de öyle değil. Örnek bir vaka anlatayım size. 2015 yıllarından. Sakın anlatmayın başım yine belaya. Bir saat ben anlatıyorum. Size sorumluluğu anlatayım. Ben alıyorum. Ülkeden de gitmiyorum. Bir stadyuma şişme bebek, cansız bebek sokulmak suretiyle rakip takımın forması bebeğe giydiriliyor. Yakma, onun üstünden galibiyet kutlama vesaire gibi şeyler var. Dolayısıyla bu tam da pornografiyle alakalı değildir de nedir yani? Evet. Türk mahkemeleri bunu gördü. Ama ben birçok kanalda haberlerde birinci haber olarak yer almıştım. Yasal o zaman. Yasal dayanağını ben bir, sunmuş bir olayım. Bir siyasi dergi beni kapak yapıp futbolla pornografi arasında bir ilişkiden söz etmiştim. İşte, kapak yaptıkları için yani ben derginin bunu manipüle etmesi sonucu böyle bir hale i̇şte düştüm. Ama bakın ki, bugün şimdi bilimsel konuşmalarda tribünde olunca da ne kadar normal karşılanıyor. Gurur meselesi haline İşte getiriyor. O da bir cinsel ilişki gibi galiba orada olan orada kalır meselesi mi var acaba tribünlerde de? Artık ne yazık ki yavaş yavaş orada kalmıyor. Önceden tam da orada kalıyordu. Çünkü tribüncü olmayı bir yerlerden öğreniyoruz ve hatta ceza sebebiyle kadınlara ve çocuklara tribünde olma ödevi verildiğinde ya görmüyor musunuz onlar daha çok küfür ediyorlar. Ne biçim şeyler söylüyorlar. Onlar da cinsel birleşmeden bahsediyorlar. Evet. Deniyordu. Ama artık biraz daha gün yüzüne gelen, adliye gören vakalar haline geliyor ve kulüplerde biraz sorumluluk alıyor bu konularla. Peki efendim. Programı bitirmek zorundayım. Ben daha uzun konuşmak isterdim ama bütün kameramanlardan işaretler geliyor. Bir neredeyse yarım saatten fazla bir zamandır. Harikuladeydiniz. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler.